Wow Televizyonu'ndan hepinize merhaba. Kendini Bilmek programının bir soru cevap bölümüyle daha sizlerleyiz. Hayatın içinden farklı meseleleri konuşmaya çalıştığımız bu programda soru cevap bölümünde sizlerden gelen soruları cevaplamaya çalışıyoruz. Kendinizle ilgili, ailenizle, çocuklarınızla, ilişkilerinizle ilgili psikolojiye dayandığı sürece sormak istediğiniz her türlü soruyu ekranda gördüğünüz numara üzerinden bize iletebilirsiniz. Değerli konuğum nöropsikolog Şehadet Ekmen Peynirci sizlerden gelen soruları cevaplamaya devam edecek. Hoş geldiniz Şehadet Hanım. Hoş bulduk Nihan Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizi gördük daha iyi olduk. Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Çok güzel sorularımız var. Evet, geçen yayınımızda hemen hemen her yayında belirttiğimiz gibi yetiştiremediğimiz sorularımız da olmuştu. Aynı zamanda hafta içinde de diğer programlarımızda da sorularını ileten izleyicilerimiz oluyor. Bazen onlar da programın sonuna denk geliyor ve onlara da cevap verme fırsatı bulamıyoruz. Ama hiçbir soruyu da cevapsız bırakmak istemiyoruz. O yüzden hepsini soru cevap bölümünde yanıtlamaya, cevaplandırmaya çalışıyoruz. Yine sosyal medya hesaplarımızdan da paylaşımlarda bulunuyoruz. İzleyicilerimizin, takipçilerimizin sorularını oradan da almaya çalışıyoruz. Oradan yönlendirdikleri soruları da akışımıza ekliyoruz. Aynı şekilde hem geçen hafta yetiştiremediğimiz hem sosyal medyadan gelmiş sorularla yayınımıza başlayalım Şehadet Hanım. Yayın esnasında gelecek sorulara da cevap vermeye çalışacağız. İlk sorumuz şu şekilde. Birisi var ve sizin psikolojinizi bozmaya çalışıyor. Yani benimle uğraşarak enerjimi düşürmeye çalışıyor ve onu hiçbir yerden takip etmiyorsunuz. Ama gün içerisinde sürekli karşınıza çıkıyor ve buna aileniz de dahil. Ama onlara deyince de benim psikolojimin iyi olmadığını söylüyorlar ve hiçbir konuda kendimi savunmamı kabul etmiyorlar. Psikolojim hiç iyi değil, ailemdeki herkes farklı davranıyor. O kişiyle muhatap olduklarını düşünüyorum ki öyle ama kabul etmiyorlar. Kafayı yemek üzereyim şeklinde ifade etmiş izleyicimiz. Şimdi Nihan Hanım özellikle izleyicimize çok teşekkür ederiz. Bazen evet bize psikolojik olarak sıkıntı yaşayanlar geliyor ama psikolojik olarak kendimi doğru analiz etme konusunda ne oluyor, ne bitiyor gibi analiz etme konusunda bu tarz soruların gelmesini çok kıymetli buluyorum. Çünkü neden? Kişi bulunduğu durumun ya da bulunduğu içinde olduğu ortamın anlamlandıramıyor. Şu an içinden çıkamadığı bir durum var. Ama bu çok kıymetli bir süreç. Çünkü şöyle, biz bazen bir şeyin kabın içinde oluruz ve deriz ki ya bir dakika bu aslında böyle bir kabın içindeyiz biz ve ben bundan dolayı sıkıntı yaşıyorum. Ama bu kişinin kendi gözlemidir, kendi görüldü. Bile dışarıdan o kap nasıl gözüküyor ona bakmak gerekiyor. Şuna değinmeye çalışacağım aslında. Şimdi burada birazcık kişinin ister istemez kendi yaşadığı durumla ve dışarıdaki olan durumla alakalı varsayımları var. Varsayımlar üzerinden hayatımız sağlıklı bir şekilde ilerlemez. Buna istersen içinde zan diye hani zannetmek, bir şeyi zannediyorum. Hani kötü zanda bulunma, iyi zannetmek daha pozitife doğru yönlendirdiği söylentiler de vardır. Hani zannetmek, bir şeyi zannediyoruz burada ve burada bir şey hakkında varsayımlarda bulunuyoruz. İşte biri beni takip ediyor ya da takip etmediğim halde sosyal medyadan sürekli karşıma çıkıyor. Ailemle onun bağlantıları var. Şimdi bu aileniz o kişiyle bağlantısı olmadığı halde o kişi sizin karşına neden çıkıyor? Yani altyapısında örnek veriyorum. Sizi zorla evlendirmeye mi çalışıyorlar? Altyapısında işte bu sebep ne? Yani bir anne baba neden bunu yapsın? Bu çocukla iletişime geçiyor ve neden sizin karşına çıkması için ya da siz istemediğiniz halde bir kişi neden irtibata kalsın? Bunu iyi ayırt etmeleri lazım. Çünkü burada anne baba da aynı şekilde diyor ki biz bu kişiyle hiçbir şekilde muhatap olmuyoruz. Ama siz bunu zannediyorsanız burada sizinle alakalı bir şey söylüyor. Kafayı yemek olduğunuz süreçte sizinle alakalı bir süreç. Karşı taraf beni anlamıyor dediğiniz zaman da kendinizle alakalı bir girdap var burada. Burada tanı hakkında pek bir şey söylemeyeceğim yani. Çünkü biz psikolog olarak yani terapist olarak bir vakanın ya da bir durumun tanısından ziyade nasıl çözüm yoluna doğru gideriz diye bakarız. Tanıyı psikiyatristler koyar. Ben şöyle bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Artık bu düşünceler, hezyana varacak olan düşünceler bu kadar çok fazla geldiği zaman ki bunun muhtemelen öncesi de var. Bunun altyapısına iyi bakmak gerekiyor. Yani kontrol duygusu mu, tehlikedeyim duygusu mu, işte güvenli değilim duygusu mu neyse artık bununla alakalı bakmak gerekiyor. Çünkü bu çocuklukta oluşan duygulardır. Ama şu an hayatında hala devam ediyor. Şimdi bu devam ediyor ve siz üzerine yazıyorsunuz. Neden yazıyorsunuz diyorum. Aile bir şeye hayır diyorken siz evet öyle bir şey var ve buna inanıyorsanız demek ki
kendi duygularınıza inanmaya başlamışsınız. Burada sizi bir girdaba sokuyor. Bu bir girdap aslında. Bu girdaptan çıkış yolu bulamıyorsunuz. Evet. Bununla alakalı lütfen ilk önce bir psikiyatriste gitmesi gerektiğini ben söylüyorum. Lütfen bir psikiyatriste gitsin. Psikiyatristin verdiği tavsiye ve yönergeler doğrultusunda bir psikoloğa gitsin. Çünkü diyelim ki gerçekten %100 siz haklısınız. Ve %100 anneniz o kişiler, babanız o kişiyle görüşüyor. %100 sizin karşısına bir şey için çıkıyor. En azından nasıl süreci yönetmeniz gerektiğini öğrenirsiniz. Hmm. Birinci adım bu. Diyelim ki siz yani siz sarnınızda, siz düşüncelerinizde, siz varsayımlarınızda hatalısınız. O zaman ne olacak biliyor musunuz? Süreç daha da hızlı ilerler. Çünkü ne yanlış olduğunuz yani varsayımlarınızın yanlış olduğunu düşünerek bunun üzerine gitmeyi öğrenirsiniz. Yani neden böyle bir inanç gerçekleştirmişsiniz? Neden bunu oluşturan başka bir sebep mi var? Yoksa şöyle bir etkisi de olabilir. Beyninizdeki bazı hormonal akışlarda bir sıkıntı var. Ve hormonal akışların daha iyi hale gelmesinin bir ilaç tavsiyesi vermesi gerekiyor doktorun. Ve beyindeki işte beyinle alakalı EEG'niz çekildi. Doktor baktı dedi ki işte bak bu alanda fazla hareketlilikler var ve şu konu desteklenmesi gerekiyor dedi. Ve siz ona göre hareket edebilirsiniz. Yani doğru kanaldan gitmek çok kıymetli. Hı hı. Eğer siz ben hatalı değilim, karşı taraf sürekli hatalı diye bakıp karşı tarafı değiştirmeye acaba ben ne yapabilirim diye bakarsanız asla değiştiremezsiniz. Ama yok belki bende bir ihtimal ben fazla şüpheciyim. Ben mi acaba çok takılıyorum, ben mi çok şüphe duyuyorum, ben mi acaba böyle takılıyorum bu tür olaylara ve güvende değil, tehlike değil ve sürekli takip ediyorum, hissi yaşıyorum diyorsanız da bununla alakalı lütfen uzman desteğini lütfen kaçırmayın. Çünkü bu yaşadığınız süreç normal bir süreç değil. Hı hı. Bu kafayı yemek üzere olduğunuz süreçte de çok da sağlıklı bir yere doğru gitmiyor. Bununla alakalı lütfen destek alın. Gerekirse aileniz de bu desteğin içinde olsun. Hı. Hem maddi hem manevi yanınızda olsunlar. Hı hı. Kolaylıklar dileyelim. Özellikle bunun gibi durumlarda sizin de belirttiğiniz gibi bir psikiyatrist desteği almayı da ihmal etmeyelim. Genelde psikiyatristlere ya da psikologlara gitmek en son denenen yöntem oluyor. O süreçte de pek çok farklı yöntemler denedikleri, farklı kişilerden, farklı alanlardan yardım arayışında bulunduğu için kişiler artık çok daha tükenmiş belki de yolun sonunda çok daha yorgun bir şekilde asıl gitmeleri gereken uzmana en son gitmiş olabiliyorlar. Evet. Bu da onların bu yeni başlayacakları süreçle alakalı motivasyonlarını da kırabiliyor. Bunun gibi durumlar yaşandığında baştan tedbiren aslında bu uzmanlara gidilmesi onların yolunu, sürecini daha da hızlandıracaktır diye de belirtmiş olalım. Sıradaki sorumuz şöyle. İyi yayınlar, 21 yıllık evliyim. Bugünlerde çocuk eğitiminde çok zorlanıyorum. 20, 18 ve 10 yaşlarında çocuklarım var. Benim yaşım da 40. Eşim çocuk eğitiminde pasif kalıyor, inisiyatif almıyor ve görmezlikten geliyor. Tek uyaran ben olduğum zaman çocuklar bana karşı cephe alıyorlar ve sürekli beni suçluyorlar. Kendimi çok yetersiz hissediyorum. Artık ben de boş vermek istiyorum. Ne olursa olsun demek istiyorum ama göz göre göre buna izin vermek de kolay değil. Çok zor günlerden geçiyorum. Ben şimdi nasıl davranmalıyım? Teşekkür ederiz hanımefendi için. Gerçekten bu yaşadığı sıkıntıları biz de burada hissettik aslında bakarsanız. Evet. Bir anne olarak kolay bir süreçte ve yaşı da 40 yani maşallah çok genç bir yaşında 3 tane çocuğu var. Maşallah diyelim. Ve ben şöyle söylemek istiyorum ilk önce hanımefendi. Şimdi eğer ki siz çocuk gelişimi sorumluluk alıyorsunuz ve eşiniz bunu almak istemiyorsa maalesef ki biz eşler çok fazla olaya girmedikleri zaman İstediğimiz kadar ikna etme çabalarına gidelim Nihan Hanım. Eğer o kişi de gerçekten istemiyorsa olmuyor. Hmm. Ama çocuklarla alakalı iyileşim de yani çocukların daha sağlıklı hale gelmesi de baba dahil olmayınca olmuyor. Ve kişiler çocuklar da maalesef ki bunu da biliyoruz her zaman söylüyorum. Sizin iletişim tarzınızın çöplüğünde yetişiyorlar. O çöplüğünüz ne kadar güzelse ne kadar toparlıyorsanız o çocuk o kadar sağlıklı. Yok benim çöplüğüm kötü kelimelerim. Kötü şeylerim orada kalsın, daha da kokusun o çöplük diyorsanız o çocuk ondan etkileniyor. Ama siz baksanız ki gerçekten çöplük gibi ağzınızdan kelimeler çıkıyor. Karşı tarafı kırıcı, incitici kelimeler çıkıyor ve bu karşılıklı oluyor. Şimdi orayı, o çöplük gibi gördüğümüz alanı göre başkasına çevirmek sizin elinizde. Bu alan size ait bir alan. Eşinizle alakalı konuşurken lütfen ilk önce buna dikkat etmemiz gerekiyor. Yani çocuk yetiştirirken ilk önce karı kocanın iletişim tarzı o çocukları etkiliyor ve o çocuklar da ona göre davranıyor. Eğer ki eş, koca
eşini hanımefendiye karşı umursamaz, değersiz gibi hissettirecek şekilde konuşuyorsa çocuklar da aynı tavırı annelerine alırlar. Yani bir ev düşünün, baba her zaman anneye bağırıyorsa çocuklar ister istemez bir gün anneye bağıracaklardır. Yani ne görüyorlarsa onu yaşayacaklardır. Eğer ki ben şimdi sorunu devam edeceğim ama eğer beyefendi bunu bir şekilde izleyebilirse çok kıymetli olur. Şunu söylemeye çalışıyoruz. Yani bu süreç Nihan'ın kolay bir süreç değil. Ama kolay olmasa bile, kolay değil ama biz ne yapabiliriz diyebilmesi gerekiyor. Önemli olan burada çaba. Beyefendi çok aktif olmayabilir ama önemli olan çabası bizim için çok kıymetli. Bir adım bile olsa, iki adım bile olsa çaba sarf etmesi, çaba içinde olması çok daha kıymetli olacaktır ki çocukların da anne baba iletişimine iyileşmesi için. Şimdi peki ne yapılabilir? Hanımefendi diyor ki, çocuklar beni cephe alıyorlar, sürekli beni suçluyorlar. Hı hı. Bunun sebebi vardır. Şimdi eğer ki siz sürekli suçlanan taraftaysanız demek ki karşı tarafın alanına çok fazla giriyorsunuzdur. Karşı tarafın alanına girdiğiniz zaman da diyor ki karşı taraf sen yaptın, sen ettin diye suçlamaya başlıyor. Sorumluluk almak istemiyor. Ne yapabiliyorsunuz? Mesela diyorsunuz ki hayır çocuğum işte bu saatte dışarı çıkamazsın. Hayır işte bu kıyafetle bu kıyafetle giymeni istemiyorum. Hayır şöyle yapmanı istemiyorum. İşte hayır bu saatte ders çalışılacak, bunlar olacak diye siz aslında kural belirliyorsunuz evde. Biz her zaman şunu diyoruz. Ne kadar erken yaşta sınır çizerseniz o kadar iyidir. Ama bir noktadan sonra 20 yaşında ve 18 yaşındaki çocuğun hayatına eğer ki müdahaleyi biz sınırlarına çok fazla müdahale olursak onlar suçlayıcı giriyor. Peki ne yapmak gerekiyor? Hocam diyorlar, siz hiç mi çocuğa sınır koymayacağız? Hiç mi sınır çizmeyeceğiz bu çocuğa? Yani hiçbir şey yani bu çocuk tamam 20 yaşına geldin sen 18 yaşındasın. 10 yaşındaki çocuğuma da kötü örnek olduğun halde ben hiçbir şey söylemeyeyim. Ne yapıyorsan yap. Evi bir yemek yeme, restoran ve otel gibi kullan. İstediğini yapma diyeyim diyorlar mesela. Hayır onu da istemiyoruz. Bakın kelimeleri burada doğru anlamak çok kıymetli. Kesinlikle öyle bir şey istemiyoruz. Şu demek istediğimiz şey şu. Siz çocukla çocuğa bir sınır koyarken ya da çocuğun sınırlarına girip çocuğa sınır koymaya çalışıyorsunuz. Bakın bu çok normal. Çocuğun sınırlarına girip orada sınır koymaya çalışmanız en sağlıklı olanıdır. Eğer ki bunu yaparsanız işte o zaman sağlıklı bir şekilde çocuk tepki verir. Eğer siz direkt bir şekilde hızlı ve ani ve rahatsız edici bir şekilde söylerseniz bunu çocuk ona göre tepki verecektir ve suçlama başlayacaklar. Zaten senin yüzünden böyle oldu, ben senin yüzünden çalışamadım, ben senin yüzünden böyle olamadım, ben senin yüzünden mutlu olamadım diye. Bu birinci boyutu. İkinci boyutu siz bu söylenenlere ne kadar sahip çıkıp alıyorsunuz. Hı hı. Şimdi birinci boyutuna tekrar bakalım yanım. Burada önemli olan şey şu. Çocuğa sürekli şunu yapma, bunu yapma, işte böyle annem baban kızar şöyle olur demek yerine şöyle bir yaklaşım olabilir. Ayşe işte ya da kızsa bugün ne yapmak istersin? Hadi gel seninle anne kız bir dondurma günü yapalım. Hadi gel seninle şöyle bir şey yapalım. Şimdi ilk önce uf anne ya diyecek. Senle mi arkadaşlarıma gideceğim? Yarın tekrar söyle. Hadi bana bir gün söz ver. Bu hafta mı? Bu hafta sonu mu? Şimdi bakın bu süre zarfında bu bir işlem. Bu süre zarfında en az 2 ay sabırlı olmanız gerekiyor. 2 aysa randevu vermeyebilir bu çocuk. Çünkü ne size ulaşmaya çalışıyorsunuz, bağ kurmaya çalışıyorsunuz. Hadi kızım seninle işte şu oynama gel yürüyüş yapalım. Hadi gel biraz sana diyetisyene gidelim işte şunu. Bir şekilde ortak bir yön bulmaya çalışın. Önemli olan şey şu. Biz iki tane hiç anlaşamayan, iki tane farklı düşüncede olan, biri A diyorsa biri Z diyen, inanç olabilir, ideoloji olabilir, ne varsa ortak noktada buluşturacağımız muhakkak %100 bir alan vardır. Çünkü biz insanız. Diyebilirsin kızım bana tamamen zıt, kızım şöyle, oğlum tamamen zıt. Hayır, öyle değil aslında olay. Zıt olan yerde bile bir benzerlikler vardır yani. Siz hiç yazla kışın benzerliğini görmüyor musunuz? Yazın havalar soğuk buz gibi ama kışında, yazın havalar çok sıcak ama kışında havalar soğuk buz gibi hiçbir benzerlikleri yok belki havanın. Tamamen kıyafet olarak diyebilirsiniz ki hayır şey yok. Ama ikisinin de güneş açtığı zamanlar var. İkisinde de siz mavi gökyüzünü gördüğünüz zamanlar var. İkisinde de güneşi gördüğünüz zamanlar var. Değil mi? Demek ki ortak yönleri var. İkisinde de baharın geldiğini habercisi olan güzel güzel böyle bir kar eridiği zaman böyle bazen ağaçlarda çiçekler açtığı zamanları görüyorsunuz. Hakeza yazın da görüyorsunuz bunları. Demek ki iki zıt zamanda bile, iki zıt havada bile ortak yerler muhakkak var. Çocuğum bana çok zıt dediğiniz anda bile ortak yerler var. Yeter ki bunu bulmaya çalışın.
Örnek veriyorum, muhakkak bulursunuz. Beraber bir film izleme, beraber sinemaya gitme, beraber bir şeyler yapma. Önemli olan temas edebilmektir, ruhuna girebilmektir, bağ kurabilmektir çocukla. Bunu her zaman defaatle söylüyoruz. Bunu muhakkak bu şekilde bunları yapmaya çalışalım. Diyelim ki gerçekten o çocuğa bağ kurmak için elinizden geleni yapıyorsunuz ve gerçekten de bulamadınız. Hocam ben ortak taraflarımı onunla benzeştirmeye çalışıyorum, olmadı. Tamam, o zaman siz başka bir ortak taraf çıkartmaya çalışın. Ne yapın? Siz bulmaya çalışın kendinizle alakalı. Kızınızla hadi gel beraber kuaföre gidelim. İşte oğlunuzla hadi gel beraber seninle bowling oynamaya gidelim. Hadi gel beraber işte bisiklet sürmeye gidelim. Baba oğul, anne kız, anne oğul, neyse yapmaya çalışın. Yani adım 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 bunları yapın. Yani sürekli bir sınır koymak, bir böyle tepeden inme, böyle bir kural koymak yerine ilk önce o kişilerin bir ruhuna girmeye çalışın. Ruhuna girdikten sonra, oğlum işte akşamları geç geliyorsun ya işte, biz seni çok merak ediyoruz anne olarak. Ya da kızım, ben seni anne olarak çok merak ediyorum. Lütfen artık bu evin bir kuralı var. İşte 8'den 9'dan sonra ya da hava karardığı zamandan sonra eve girilmemesi gerekiyor. Lütfen öncesine gelmeye çalış. Artık evimizin yeni kuralı bu. Baban, annen, ben, herkes bu kurala uyacak ve rivayet edecek diye. Çünkü çocuklara siz, senin kuralın, bakın 20 yaş çocuğundan bahsediyorum, 10 yaş değil. Evet. 20 yaşın çocuğa, senin kuralın bu, benim öyle bir kuralım yok diye çocuğa muamele edersek, ister istemez çocuk da der ki, babam gece 2-3'e kadar geziyor, biz evdeyiz. Evet. Demeye başlar. Çünkü ergenlik dönemi çocuklar birazcık daha reaksiyonel yaklaşırlar. Onun yerine beraber kural koymaya çalışın. Ya da beraber gezmeye gidecekseniz hadi hep beraber. 10'a 12'ye kadar beraber dondurma yemeye gidelim çocuklar. Hadi hep beraber işte 10'da arabaya doluşun mesela, işte dondurma yemeye gidelim gibi gibi. Yani çözüm yolları çok fazla var. Şimdi bu olayın bir boyutu. Bir boyutunda siz çocuğun tarzını öğreneceksiniz, yapısını öğreneceksiniz ve ona göre muamele vermeyi öğreneceksiniz, yaklaşımı öğreneceksiniz. Olayın ikinci tarafı da şu. Çocuklar suçlayacaklardır. Karı koca birbirini suçlayacaklardır. Siz suçladıkları zaman ne kadarını üzerinize alıyorsunuz? Olay o aslında. Hanımefendinin çıkmazı bu. Ben göz göre buna, izin vermek istemiyorum derken aynı zamanda şu acısı var. Ben çok fazla suçlanıyorum. Yani evin en kötüsü benim. Kötü polisle beni oynuyorum, iyi polisle eşim oynuyor. Zaten kendimi çok yetersiz hissediyorum diye de belirtmiş, evet. Yani bu suçlanmayı da aldığını, evet, da görüyoruz. Kabul ediyor yani ve bunu kabul ettikten sonra da yeni bir inanç geliştirmiş. Ben yetersizim demek ya da suçlanıyorum gibi. Şimdi burada şuna bakmak gerekiyor. Eğer bakın anne olarak böyle duygularınız varsa, yetersizim, işte çocuğuma yeterli bir anne değilim, çaresizim gibi inancınız varsa, böyle negatif düşünceleriniz var, şunu yapın. Kendinize en çok ne zaman yeterli hissettiniz? Kaynaklarımız çok kıymetli bizim için. Bazıları diyor ki, biliyor musunuz diyor, her şeye rağmen diyor, işte çalışıyordum, ediyordum, şunu yapıyordum. Çocuğumu 2 yıl emzirdim diyor. Benim için çok büyük başarı. Tebrik ederim. Kendinizi bu konuda tebrik edin. Gerçekten bunu yapın. Ben yeterli bir anneyim. Çocuklarımı en sağlıklı yemeği yedirmek için, en sağlıklı okullarda, en iyi okullarda elimden geleni yaptım. Tebrik edin kendinizi. Biz illa bazı şeyleri çevreden bekliyoruz ki yani hani eşimiz bizi tebrik etsin, çocuklarımız bizi tebrik etsin. Bazen onların da bu içgörüsü olamayabiliyor yanına. Onun yerine biz kendimize yapalım. Yani gerçekten Ayşe, Fatma, ben bir anneyim ve kendimi tebrik ediyorum. Bunu yaptım. Karşı taraftan kimseden bir tebrik almadan kendi kendinize tebrik edebilirsiniz. Buna şunu diyoruz yanına buna. İlk önce kendinize şefkat verin diyoruz. Şimdi ilk önce hep derler ya, empati yapın, empati yapın, karşı tarafı anlayın diyoruz ya. Biz her zaman şunu demeye çalışıyoruz. Tamam, empati yap, eyvallah, o da güzel bir şey. Ama ilk önce kendine bir şefkat ver bakalım. Yani kendine bir şefkat ver ki, acaba o empati yapabilecek gücün var mı? O empati gerçekten safiyane ve gerçekten o niyetini yapabilecek misin? Onu yapabilmen için şunu yapman gerekiyor. Kendine ilk önce pozitif olarak empati vermen gerekiyor. Pozitif olarak şefkat vermen gerekiyor. Demen gerekiyor ki çocuğunu anlaman gerekiyor değil mi? Çocuğuna empati yapacaksın. Gezmek, tozmak istiyor ama evde de görevler var. İlk önce kendine şefkat ver. Ne yapacaksın? Ya Ayşe, Fatma, çok zorlanıyorsun değil mi 3 çocukla? Elinden geleni yapıyorsun. Biri 20 yaşında, biri 18, biri 10 yaşında. Bir de eşin seni anlamıyor bu konuyla alakalı ama her şeye rağmen çocuklarını en iyi şekilde sofraya hazırlıyorsun, güler yüzle karşılıyorsun, çamaşırlarını yıkıyorsun, ütülüyorsun. Elinden gelen her şeyi yapıyorsun. Konuşmaya çalışıyorsun onlarla. Sen aslında olduğun gibi çok yeterli bir annesin. Olduğun gibi gerçekten iyi bir annesin. Olduğun gibi gerçekten çok kıymetli bir annesin. Ama önce bir insansın. İnsanlar bazen bir şeyleri tam yapamayabilirler, bazen eksik yapabilirler. Bazen istedikleri şey istedikleri gibi sonuçlanmayabilir. Bunu da bu kabul edelim. Bu da kabulümüzdür. Ama sen olduğun gibi en iyisini yapmaya çalışıyorsun. En iyisini yapmaya çalıştığın zaman karşı taraf bu tabağı beğenmiyorsa
İlla problem senden kaynaklanıyor olamayabilir. Belki başka türlü adımlar atman gerekiyor. Ama ilk önce şefkati anne olarak kendimize verelim. Kendimizi saralım ve kendimizi olduğumuz gibi kabul edelim ve olduğumuz gibi yeterli hissedelim. Çünkü anneler en çok kendini suçlarlar. Bir çocuğu, bir eşi onu 10 suçlarsa o 10 suçu 100 suçlanmış gibi alır ve der ki ben çok kötü bir insanım. Herhalde ben berbat bir anneyim diye düşünür. Ama onun yerine lütfen o olaylar, eşinizin söylediği sözler, çocuğunuzun söylediği sözler kendileriyle alakalı olabilir. Bu duyguları onu almak yerine deyin ki ben anne olarak elimden gelenin en iyisini yaptım. Ben anne olarak ne varsa kabımda onu vermeye çalıştım. Ve ben olduğum gibi yeterliyim demeye çalışırlarsa anneler inanın iletişimde, çocuklarla iletişimde ve eşiyle olan iletişimde daha sağlıklı hale gelmeleri için adım atmış olurlar. Kişinin kendine verdiği şefkatle, kendine verdiği sevgiyle beraber fark etmediği durumlardan birisi de şu oluyor. Kendine verdiği sevgi dışarıya da yansımaya başlıyor. Evet. Kendine verdiği ilgi, şefkat de dışarıya yansımaya başlıyor. Ama kendine bunu hiç vermeden sadece dışarıya vermeye çalıştıkça artık sizin bahsettiğiniz kaynaklarımızdan destek almadıkça bizi tüketen bir tarafa evet. gidiyor. Biz tükenmiş halimizle başkasına şefkat vermeye çalışırken bu kadar şifalı olamayabiliyoruz. Ama öncesinde kendimize verdiğimizde çok sık kullandığımız bir metafor artık ben duymayan kalmamıştır diye düşünüyorum. Uçaklarda bu hava maskesi, oksijen maskesi önce evet. kendimize takalım denir. Evet, çok güzel. Çok güzel bir metafor. Ne kadar sık kullansak da anlamı, değeri hiçbir zaman kaybolmayan metaforlardan birisi. O yüzden önce kendimize vermeyi önemsememiz lazım. Bunu çok bizim annelerimiz çok ihmal ediyor Şehadet Hanım. Evet. Alışık değiliz ve çok yabancıyız buna ve sanki ayıpmış, yanlışmış gibi bir his de var, bir algı da var. Yani önce nasıl kendimi düşüneceğim, çok bencilceymiş gibi anlaşılıyor. Hayır, öyle bir şey değil. Yani bencil olmanıza gerek yok, evin işlerini aksatmanıza gerek yok. Bütün bunları yapmak için sadece günde bir 10 dakika ayırmak bile kendimize şefkat vermek demek olabilir. Yani bazen yapacak çok işimiz vardır. Eminim sizin de başınıza gelmiştir. Bir çay içmek istiyoruz ama bir yandan koşturmamız lazım. Çayı koyarız, bir yandan koştururken bir yandan bir yudum alırız. Evet. Orada o çay soğur. Ne içtiğimizden de anlamayız. Evet. Böyle bir saçma sapan bir şeye dönüşür yani. Sadece bir bardak çay içecektik. Bir bardak çay içmek ne kadar vaktimizi alabilir değil mi? O 10 dakikada ne kadar işi ilerletebiliriz? Ne kadar fazla evet. şey yapabiliriz? Bırakalım o 10 dakika toplayacağımız 3 tane kıyafet orada dursun ama o 10 dakika o çayı içelim ve ondan sonra devam edelim. O çayımızı soğutmadan sakince içelim ve ondan sonra o 3 tane kıyafet kalacaksa da yerde kalsın ama bu bizim bütün hayatımız, bütün düzenimizi bozduğumuz anlamına gelmez. Çok ufak adımlarla buna başlayabiliriz. Sürekli o içimizden gelen bir tarafımızın konuştuğu, suçladığı, yetersizsin dediği, şunu da yetiştiremedin dediği, seslerin yanına artık yeni bir ses eklemenin kesinlikle, zamanı. Ben kesinlikle. Olduğum halimle yeterince iyiyim. Ben her zaman elimden geleni yapmaya çalışıyorum. O ses çok baskın ama yeni bir sesi de içimizde yeşertmemiz mümkün. O sesi yeşertmeyi tercih etmemiz lazım. Kolaylıklar dileyelim. Eşine de anlayışlar dileyelim. İnşallah hiç beklemedikleri yönde muhabbetleri artsın. Çok güzel bir sorumuz var. Çok kısa ama çok yaygın zorlanılan konulardan birisiyle alakalı şöyle soruyor izleyicimiz. Artık takmamayı ne zaman öğrenirim? Şöyle de eklemiş. Çok iyi kalplisiniz. Programınız çok güzel demiş. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz soru seçili ve çok kısa bir soru. Ben şunu söylemek istiyorum. Artık takmamayı ne zaman öğrenebilirsiniz? Bunun cevabını zaman dilimi olarak veremeyiz ama farkındalık dilimi olarak verebiliriz. Yani şöyle. Neyden mutlu değilsiniz? Kendinizi ne ile aldatıyorsunuz? Bence izleyicimiz bu verdiğim sorulara iyi baksın. Yani ne ile aldatıyorsunuz kendinizi? Bir şeyden kopma uğruna, bir şeyden uzaklaşma uğruna ne ile aldatıyorsunuz? O anki başka bir şeyle odaklanmanız, başka bir şey vermemeniz ya da başka bir şey yapmanız gerekirken onun sesini yaşamak uğruna, yaşamamak için başka bir şeye odaklanıyorsunuz. O takıntı haline gelmeye başlıyor. Ya da neyden mutlu değilsiniz? Özellikle takıntıyla alakalı durumlara baktığımız zaman bu temizlik takıntısı olabilir ki en çok gördüğümüz takıntılar. Dini takıntılar da vardı yani böyle işte sürekli abdest almak, acaba abdestim gitti mi diye. İşte sürekli namazı tekrar kesin olmadan doğru rükû edemedim diye. Biz burada şunu söyleriz. Niyetini et. Niyetini yap. Ben düzgün bir şekilde namaz kılmaya niyet ettim.
de söyle niyetini yap ve ondan sonra bu iş Allah'a kalmıştır de bırak. Mesela bazı yöntemlerden bir tanesi budur. Ama altyapısına indiğimiz zaman kişilerde şu vardır genellikle. Fazla fazla yapmaya başladıkları zaman bir kontrolcülük duygusu altyapısında vardır. Bir şeyleri kontrol etme altyapısı vardır. Çünkü baktığınız zaman çocukluktan beri gelen bir durum vardı. Çocukluktan beri gelen bir duruma baktığınız zaman anne babayla alakalı işte sürekli böyle aşırı titiz halleri vardır. Size o aşırı titiz halleri ne yapmasınızdır? Çevre onu daha sağlıklı hale getirebilecekken evde çatışma ortamı da varsa siz de kendinizi titizliğe adamışsınızdır. Yani anı yaşamak yerine kendinizi bir şekilde oradaki çatışmadan çıkmak yönünü ona doğru kanalize etmişsinizdir. Titizlik takıntısı ya temizlik takıntısı haline getirmişsinizdir. Şimdi bu tarz durumlarda ne olabilir? Bunu öğrenmek şöyle bir şeydir. Farkındalığınız arttığı anda takıntılar var mesela. Farkındalığınız arttığı anda siz ne yaparsınız? Bir şekilde şöyle yapmam lazım, böyle yapmam lazım dersiniz. Ama bunun takıntı haline gelmesi, yani bir şey takmak, takıntı haline gelmesi durumunda bir ilaç tavsiyesi. Çünkü o zaman elinizde olan bir şey değil. Elinizden gelmiyor bir şey yapmak. Çünkü beyin bir şekilde bunu size müdahale ediyor. Ama takmamak. Takmamaktaki aradaki fark şudur yani. Ya çok kafama takıyorum ya. Her şeyi çok kafama takıyorum. Onu takıyorum, bunu takıyorum. Evet takıntılı değilim ama çok kafama takıyorum. Şimdi kafamıza taktığınız şey ileriki aşamalar daha ağır hale gelebilir. Ağır hale geldiği şey artık takıntılı, obsesyona doğru dönüşebilir. Ama ondan öncesinde ise eğer bu, çok kafama takıyorum, çok üzülüyorum, çok şöyle oluyor diye. Bunun altyapısına bakın. Bunun altyapısında muhakkak bu Nihan Hanım kurban üçgeni vardı ya, bunlardan birini muhakkak görürsünüz. Bunlardan hep söylüyorum ya zorba, ya kurtarıcı, ya kurban tuzağı diye bir şeyimiz var. Bu üç örüntüden muhakkak birini görürsünüz. Ay o öyle oldu, çok üzülüyorum, çok kafama takıyorum. Kurtarıcı mı olacaksın orada? Yani bir kurtarmaya mı çalışıyorsun evet. ki bu kadar kafana takıyorsun? Ya da ne bileyim orada sürekli annem bana bu lafı dedi çok kafama taktım çok üzüldüm. Kurban mısın? Hı. Yani onun söylediği her lafı ya da dışarıdan söylediğini bir sevgilinin eşinin lafı olabilir, hakareti olabilir. Takabilecek seni o girdaba sokacak kadar kendini nasıl o hale getirdin? Kurban psikolojisine girdin. Buna iyi bakmak gerekiyor. Çünkü insanlar yanım şunu her zaman söylüyorum ve defaatle bunu söylemeye devam edeceğim. İnsanlar siz izin verdiğiniz ölçüde sınırlarınıza girer. Siz izin verdiğiniz ölçüde zorbalık yaparlar. Siz o kişiye bir dakika durup benimle bu şekilde konuşamazsın dediğiniz anda ve o kişinin durabileceği modda bir sınır verdiğiniz anda onlar geri adım atarlar. Bunu hayatınızın her tarafında görürsünüz. Yani bazıları diyor ki ben söyledim ama olmadı. Hayır onun dilinde söylemedin. Kendi dilinde, naifliğinde söylediğin için o kişi onu anlamadı. O yüzden sınırı doğru çizebilmek çok kıymetli burada. Şimdi o yüzden siz eğer çok fazla insanların söylediklerini kafanıza takıyorsanız, çok fazla bununla alakalı üzüntü, suçluluk, pişmanlık yaşıyorsanız ve sürekli bir şeylerin pozitif gitmesi gerekirken negatife gidiyor gibi bir inancınız varsa bu tekrar tekrar sorgulamanız gereken kişi kendinizsiniz. Siz acaba hangi inancınızı yetiştirdiniz içinizde ve o inancınıza bir noktadan sonra kesinlikle %100 doğru diye baktınız. Yani ben zaten değersizim inancı vardı. Kim ne derse desin kötü bir şey olarak kafama takıyorum, üzülüyorum demeye doğru mu gitti? Ya da işte insanlar sizinle alakalı, başarınızla alakalı bir şey söylediler. Ama hayatta bazen başarısız olabiliriz. Bu hayatımızın her alanında başarısız demek değildir. Evet. Hayatımıza bazen istediğimiz şekilde istediğimiz sonuçları alamayabiliriz. Evet. Ama bu hayatımızın her alanı böyle olacak demek değildir. İşte bu inanca nereden vardık? Çekirdek inanca bakmak gerekiyor. Çekirdek inanca bakmak için de süreci devam etmek. Yani teker teker anı belki bakmanız gerekiyor ve siz nerede tıkandınız hayatınızda? Diyelim ki gerçekten uğraşıyorsunuz ama yapamıyorsunuz. Her zaman deriz ikinci bir göze ihtiyaç vardır. Ama çift terapisine de üçüncü bir göze ihtiyaç vardır. Buna da ikinci bir göze ihtiyacınız olabilir. Takıntılar çok fazla takılmalı. Yani bir şeyleri kafanıza takmayı çok fazla yapıyorsanız öğreniyorsunuz ama öğrendiğiniz uygulamada sıkıntı yaşıyorsunuz. Farkındalığınız arttı ama farkındalığınızı nerede müdahale edeceğinizi tam bilemiyorsunuz. Lütfen uzmandan evet. bir destek alın. Ki bu da sizin gelişimize ve büyümenize çok büyük destek verecektir. Evet. Bununla alakalı şöyle bir soru aklıma geliyor. Yani kendimize sormamız gerektiğini düşündüğüm sorulardan birisi hı hı. Şehadet Hanım. Sürekli bir şey zihnimizde dönüp duruyorsa onu kafaya takmak olarak ifade ettiğimiz şey. Burada içimizde neyi rahatlatmak için bunun üstüne düşünüp duruyor olabiliriz? Hı hı. Yani
hangi duyguyu kontrol etmek için onun üstüne düşünüp duruyor olabiliriz? Çünkü üstüne düşünüp durduğumuz senaryolarda genelde biraz daha böyle kendimizi haklı çıkartmaya çalıştığımız ya da suçluyu tayin etmeye çalıştığımız, orada içimizi rahatlatmak istediğimiz bir taraf oluyor. Ve bu rahatlatma ihtiyacı nereden geliyor? Düşünüp durdukça nasıl bir sonuca varacağım ki? İçeride beni rahatsız eden o duygu her neyse onu da rahatlatmış olacağım. Evet. Ama bu yöntem belli ki işe yaramıyor. Çünkü işe yarasaydı bunu zaten bırakmak istemezdi ve artık takmamayı öğrenmek istiyorum diye bir soru duymazdık. Evet. O işe yarardı ve sürekli biz meselelerin üstüne düşünüp durarak, kafamızda evirip çevirerek, öyle demeseydim de böyle deseydim, o niye bana böyle yaptı, bu niye böyle söyledi, işte tam da şöyle yapacaktım diyerek işi halletseydik, günün sonunda çok rahat bir şekilde uyusaydık, kimse böyle bir soruyla meşgul olmazdı. Demek ki bizi çözüme götüren yol, evet, meselenin üstünde düşünüp durmak değil. Demek ki yeni bir yola ihtiyacımız var. Ama yeni bir yolu nasıl bulacağımızı bilemeyebiliriz. Evet. Buna alışık olmayabiliriz. Hiç gitmediğimiz bir yer çünkü. Hiç, evet, denemediğimiz bir yöntem, evet, hiç denemediğimiz, evet, bir yol. İşte tam da bunun için bir başka göze ihtiyacımız olduğu nokta burada devreye giriyor. Şöyle de bir imkan olabilir tabii ki. Bu konuyla alakalı kendimizle ilgili çalışmaya gönüllüysek eğer, biraz daha bu yöntemleri araştırmaya gönüllüysek, sizin de dediğiniz kurban, kurtarıcı, zorba üçgeninde dönüp duran düşünce biçimleri olabiliyor. Hep tavsiye ettiğimiz kitaplardan birisi Kurban Tuzağından, evet, Kurtulmak. Doğrudan bu kitabı da tavsiye edebiliriz. Öncesinde bakalım kendimizle hemhal olalım. Belki de kendi yöntemlerimizle biraz daha bu farkındalığımız artıp bir farklı yola girebiliriz. Ama farklı yola her girmek istediğimizde zihnimiz tekrar yeni senaryolar önümüze getiriyorsa, belli ki burada bir başkasının desteği bizim için daha rahatlatıcı, kesinlikle, olabilir. Kesinlikle. Çok güzel açıkladınız yani. Teşekkür ederim. Sağ olun. Özellikle bu sizin de bahsettiğiniz kurban, kurtarıcı, zorba, evet, buna değinmek çok kıymetli oldu. Bence çok hayat kurtaran bilgilerden birisi. İlişkilere bakış açımızı yeniden şekillendiriyor. Buna, bu bilgiye sahip olunca birden hani düşünüp duruyoruz ya, niye öyle yaptı, bana şöyle dedi, ben niye orada böyle dedim, niye böyle hissettim. Bu bilgiler olunca birden tak tak tak, aa diyor insan. Ya ben yine aynı şeyi yapmışım çünkü bu buradan geliyormuş. Ya da karşımızdakinin davranışına bir anlam yüklediğimiz zaman orada kendimizi suçlamak yerine orada yine kendimize şefkat verebiliyoruz. Sadece bilgiye vakıf olarak bile. Evet, teşekkür ederim sizin de güzel açıklamalarınız için. Teşekkürler, sağ olun. Sıradaki sorumuz şöyle. Yine çok yaygın olduğunu düşündüğüm konulardan birisi. Bilmiyorum siz nasıl, hı-hı, yorumlarsınız. Ben pasif bir insan olduğumu düşünüyorum. İnsanlara hak ettiği cevabı veremiyorum. Veremeyince de kendimi suçluyorum. Bunu nasıl aşabilirim? Hı-hı. Nihal Hanım, bu bizim de çok karşılaştığımız, yani bazen terapilerde gördüğümüz durumlardan bir tanesi. Ya neden o an o cevabı veremedim? Ya neden o an onu söyleyemedim diye. Şimdi şöyle bir şey var. İlk önce hadi hep beraber, izleyicilerimizle beraber buna bir yolculuğa çıkalım şu an. Gerçekten herkes düşünsün ki böyle bir olay yaşadım. Hı. Kayınvalidem olabilir bu, işte eşiniz olabilir bu, ondan sonra anneniz olabilir, kardeşiniz, iş yerinde bir arkadaşınız olabilir. Bir şey söylüyor size ve bir şey söylemeniz gerekiyor. Veremiyorsunuz ve kendinizi bir noktadan sonra suçlu hissediyorsunuz. Bunlardan biri şu olabilir. Yani size bir kınama, eleştiri gelebilir ama siz bir anında kalmış olabilirsiniz. Tepki veremiyorsunuzdur. Ya da size bir şey söylemişlerdir. Yapamayacağınızla ilgili. Aslında yapabilecek bir insansınız ama cesaretinizi toplayamadınız. Şimdi bunların hepsinin altyapısına teker teker inelim. Tüm izleyicilerimiz şu an düşünsün. Yaşadıkları muhakkak, ben niye bu tepkiyi veremedim dedi. Muhakkak bir olay vardır hayatında, değil mi? Şimdi birincisi şu, ilk önce bunu vermeden önce ilk önce bir kendinize bir şefkat verin. Bir düşünün bakalım. Neden verememiş olabilirsiniz? O an ne diyeceğinizi bilememiş olabilirsiniz. O an o kişinin çok fazla baskısını hissetmiş olabilirsiniz. O anki halinizde, 20 yaşındaki halinizde, şu an 30 yaşındasınız mesela diyelim. 20 yaşındaki aklınızda, 30 yaşındaki aklınız o yaşta olmadığı için nasıl tepki vereceğinizi bilmemiş de olabilirsiniz. İlk önce bir kendinize bunu anlamlandırmaya çalışın. Sonrasında şuna doğru gideceğiz. Yolculuğumuz şöyle gidecek. Şimdi siz bir olay yaşıyorsunuz ve o olaya nasıl tepki vereceğinizi bilemediğiniz için ya da cesaret, pasif olduğunuzu düşündüğünüz için cevap vermediniz. Altyapısına Nihan Hanım, kendinizle alakalı kurban psikolojiniz olabilir. Yani
Ben zaten sessiz sakin bir insanım. Ben zaten olay çıksın istemiyorum. Ben zaten beni herkes zaten Ayşe ya da Ahmet zaten çok uyumlu bir insan. Hiç problem çıkartmaz. İşte hiç sıkıntı çıkartmaz. Ne derse her şey eyvallah der inancı var ve bu inancı size söylerler. Bu inancı size söyleme ne demek ne demek biliyor musunuz? Sizi manipüle etmeleri demektir. Çünkü şu inancınız gerçekleşiyor ve yerleşiyor zihninizde. Zaten baksana patron da zaten benim çok uyumlu bir insan olduğumu söylüyor. Ben şimdi bir laf söylesem uyumsuz insan tablosu çizeceğim. Onun hayallerini, onun beklentisini karşılamayacağım durumu vardır. Şimdi suçlu hissetmemize gelince o da şununla alakalı bir şey yanım. Sınırlarımızı çizmişiz ki yani orada bir sınırımız var. Sınır demek illa bir insanın hayatımıza müdahale etmesi demek değildir. Müdahale etmemiz gereken bir yerde söylemememiz de karşı tarafa ve kendimize sınır ihlali yapıyoruz. Neden yapıyoruz? Çünkü sınırlarımızı net çizmiyoruz. Bak benim duruma duruşum budur diyemiyoruz. Örnek veriyorum. Mesela hocamız dedi ki herkese de işte herkese de bir yemek bir şey getirecek ya da sınıfta. Ama sizin o an evde değilsiniz, o an bir şeyiniz yok, o an onu yapabilecek bir maddi gücünüz de olmayabilir. Ve siz tepki vermediniz. Ama o an diyebilirsiniz ki hayır hocam ben yarın getiremeyebilirim. Yaşı büyük bir sınıftan bahsediyorum. Ama siz o an tepki vermediniz. Ya da üniversitede olabilir. Hoca bir şey istedi ve siz gerçekten o an müsait değilsiniz. Ve hiçbir şey ona uymuyor. Son anda istedikleri bir şey. Biz bu tepkiyi vermediğimiz zaman ne oluyor biliyor musunuz? İşte annemize baskı yapıyoruz. Başkalarına baskı yapıyoruz. Hayır bu olacak. Hayır şu olacak. Kesinlikle bulmam lazım diye. Ama gerçekten şartları çok zorluyoruz ama bir türlü yine yapamıyoruz istediğimiz gibi. Ne yapıyoruz Aslan Hanım? Sınırlarımız var. Karşı taraf bize ani bir şey söylüyor. Hayır bunu yapacak diyor ve siz o sınırları söyleyemiyorsunuz. Bazen iş yerinde de olur bu. İşte mesaiye kalmak durumunda kalırsınız. Hayatta tabii ki de bazen mesaiye kalabilirsiniz. Ama o an çok özel bir gününüz varsa, o an gerçekten güzel bir arkadaşınızın düğünü varsa, doğum günü varsa, kızınızın özel bir günü varsa hani şunu diyebilmemiz gerekiyor. Çok kalmak isterdim. Elimden geldiği kadar işleri bitireyim ama kızımın bugün akşam işte gösterisi var ve oraya gitmem gerekiyor. Şimdi kişi bunu diyemediği zaman ne oluyor biliyor musun Yanan? Öyle vakalarımızda patronun da daha sonra öfke biriktirmeye başlıyor. Bak görüyor musun beni gözetmedi. Ama sen gözetmesi için kendi acaba sınırlarını belli ettin mi? Yani o bir olay oluyor ve bir olayda sen kendi sınırlarını söylemek için kendinle alakalı o şefkati verip bir dakika karşı taraf bana küsse de dağılsa da bunu bilmesi gerekiyor de diyebildin mi? Bu da çok önemli. Bunların diğer bir aşaması cesarettir. Yani. Biz bazı konulara cesaret yapamadığımızın en büyük sebebi şudur. Karşı taraftan çok büyük bir tepki göreceğiz ve sevilmeyeceğim, değer görmeyeceğim ve arkadaşlıktan beni çıkartacaklar. Biz bu korkuyla bazı adımları atamayabiliriz. Bu da çok haklı korkular olabilir. Ama şunu bilmemiz gerekiyor ki siz ne kadar sınırlarınızı belli etmezseniz karşı taraf o kadar bu sınırları karşısına geçmek için uğraşacaktır. Ve bunu yapar yani çünkü insanız. Bunu kötü niyetli de yapmayan bir şey illa kötü niyetli yapılmaz. Bazen iyi niyetli de bazen yanlış şeye gidebiliriz. Bunu söylemiştik ya geçen hafta Enya Hanım. Bazen kaygılı bağlanma yaşayan annelerde baktığımız zaman o kadar verici anneler ki ama şey değiller yani böyle kötü anne değiller. Ama iyi bir şey yapalım derken kötü bir şey çıkartabiliyorlar. İşte aynı şekilde bu. İkinci aşama suçluluk hissetmesi. Bugün suçlulukla alakalı çok konuşuyoruz. Suçlu hissetmekle evet. Alakalı. Bugünkü konumuz suçluluk olmuş oldu. Şimdi suçlulukla alakalı şunu söylemek istiyorum yanım. Burada suçluluktan ziyade şu var. Lütfen bunu fark etsin. Hayal kırıklığı. Kendinizle alakalı bir hayal kırıklığı evet. Ve öfke. Suçluluk artık onun ete kemiğe bürünmüş hali gibi düşünün. Ben suçlu bir insanım artık çünkü hiçbir zaman kendimi savunamıyorum. Şimdi o sonraki aşaması. İlk önce bir hafiften başlayalım. Hayal kırıklığı ve öfke var değil mi? Hayal kırıklığı ve öfkeye biraz odaklanalım. Siz böyle bir olay yaşadığınız zaman ve hak ettiği cevabı vermek istediğiniz ve veremediğiniz zaman bunu yaşıyorsunuz. O zaman şunu söyleyeceksiniz. Ben bir daha Ayşe ya da Ahmet'le karşılaştığım zaman şöyle şöyle derlerse ya da benim alanımla alakalı ay sen çocuğa da ne biçim bakıyorsun bakamıyorsun işte sen ne biçim ev temizliyorsun derlerse onlara şu cevabı vereceğim. Diyebilirsiniz ki Ayşe Fatma kendi evine odaklanır mısın? Seni ben eleştirmiyorum. Benim kendi evim ve benim kendi alanım. Senin söz söylemeye hakkın yok. Ve lütfen bir daha kelimelerine dikkat et kırıcı oluyorsun. Duygularınızı söyleyin arkadaşlar lütfen. Yani biz duygularımızı hiç söylemiyoruz. Yani bir şey söylüyor. Kırıldım ya. Gerçekten çok kırıldım sözüne. Ama üzülmesin diye söylemiyorum. Sen orada diyorsun ki dinamit patlat benim evime. Ben öleyim. Ama yeter ki sen üzülme. Ben paramparça oldum. Ben önümüzdeki bir ay kendimi suçlamakla geçireceğim.
Önümüzdeki belki de 3 ay kendime kızgınlık ve öfkeyle geçireceğim ama sana bir şey olmasın. Bu bencilliktir. Bencillik illa kendinizle alakalı, kendinize yapılması gereken, yani kendiniz hak ettiğiniz duyguları bile yaşamayarak kötülüğü kendinizle, bencilliği kendinizle yapıyorsunuzdur. Karşı tarafa değil. O yüzden her zaman lütfen şunu yapın. Bir dakika ya, ben dinamiti kendi evime almıyorum. Dinamit nerede patlayacaksa patlasın ama kendi evime almıyorum. Yani sonucu küsmekle de bitebilir, arkadaşınız tavırla sergileyebilir. Lütfen bununla alakalı cesaretli olun. Çünkü eğer bir kişi size küsüyorsa, eğer bir kişi size tavır sergiliyorsa, eğer bir kişi sizinle alakalı, yaptıklarınızla alakalı sınır koyduğunuz halde bir garip bir savunmaya geçiyorsa bu kendisiyle alakalıdır. Kendiyle alakalı ciddi problemi vardı. Sizinle alakalı değildi. Çünkü siz haklı olarak bir sınır koydunuz. Ve şöyle bir suçlamaya da karşılaşırsınız. Sen eğitime gittin, değiştin. Sen şuraya gittin, değiştin. Sen kesin değiştin ya. Niye bu bölümü okudun? Keşke bu bölümü okumasaydın. Ne demek istiyor biliyor musunuz? Sen çok yeni bir Ayşe oluyorsun. Sen yeni bir Fatma oluyorsun. Ve ben bu yeni Ayşe Fatma ile nasıl mücadele edeceğimi bilmiyorum. Olay benimle alakalı aslında. Ben seni tanıyamıyorum. Çünkü ben bu yeni insanı bilemiyorum ki nasıl olacak diye. Genelde çiftler terapiye gittikleri zaman bunları çok görürler. Yani bu kadın değişti, bu adam değişti derler. O yüzden bununla alakalı lütfen o kişiye de zaman verin. Yani evet ben şu an böyleyim. Böyle böyle bir süreçten geçiyorum ya da böyle bir tavsiye aldım. Biz dinlediniz ve böyle bir tavsiye aldınız. Ve tavsiyeye binaen de tavır gösteriyorsunuz. Ben bir tavsiye aldım ve tavsiyeme binaen bunu yaşıyorum. İnan bana olay senin şahsın ve kişiliğinle alakalı, benim kendi sınırlarımla alakalı. Ben kendimi bu kadar üzülecek duruma düşürmek ya da bu kadar kırılacak duruma düşürmek istemiyorum Ayşe. Beni anlayacağını umuyorum deyip olaydan çekilin. Çok fazla durumlara sahiplenmeyin. Hı hı. Çok fazla durumlara sahiplenip onlara çok fazla bel bağlamamaya çalışın. Evet. Çünkü neden biliyor musunuz? Siz elinizden geleni sınırları koydunuz ve sınırları koyduktan sonra diğer kişinin yükünü taşırsanız suçluluk ne ki o duygunun yanında o zaman? Suçluluk, pişmanlık, hayal kırıklığı, daha da pişmanlık yaşarsınız. Keşke söylemeseydim dersin. Ama bazen o kelimenin söylenmesi, o sınırın çizilmesi gerekiyor ki daha yarın daha büyük kar topu gibi, kar topunun artık çığa dönüşmesi gibi çok büyük olaylar yaşamayın. Hı hı. Küçük olaylar küçükken çözmeye çalışın. Ve de lütfen özellikle şunu da söylemek istiyorum. Pasif olduğunuzu düşünüyorsanız bunun inancı nereden kaynaklanıyor buna bakın. Tam aklımdan bu geçiyordu benim de, evet. Buna bir bakmak gerekiyor. Ya neden kendinize pasif biri gibi inandınız? Evet. Neden bu inancınız nereden geldi? Yoksa dediğim gibi hani dedim ben yanına biraz önce. Patronunuz, anneniz, babanız, bu çocuk herkese uyumludur zaten. Herkes dediğini yapar mı söyledi size? Hayır. Ben öyle bir insan değilim. Bu senin algın söyleyeyim. Evet. Bu senin algın anne. Bu senin algın işte Ahmet Bey, Mehmet Bey neyse. Ben öyle bir insan değilim. Haksızlık olduğu zaman hakkımı savunabilecek bir insanım. Diye kendinize teker teker bunu düşündürün. Bir de aktif olduğunuz, yani kendinizi bir anda savunduğunuz ve bir haksızlık karşısında susmadığınız zamanları hatırlayın. O anki gücünüzü ve o anki pozitif olduğunuz anı hatırlayın. O an kendinizi tebrik etme anını hatırlayın. Çünkü o andan sonra muhtemelen suçluluk duymazsınız. O anı hatırlayarak, o an hissederek karşı tarafa cevap vermeye çalışın. İnanın bana insanların verdiği çoğunun cevaplarının çoğu sizinle alakalı olmayabilir. Kendi negatif düşünceleri ve duygularla alakalı olabilir. Lütfen buna da odaklanırlarsa inanın belki de bu ikili ilişkileri daha sağlıklı hale getirebilirler. Evet. Sınır koyarsanız ilişkilerde rahmet vardır. Sınır koymazsanız herkesin size laf söylemesine, herkesin size hakaret etmesine, bir şey söylemesine izin verirseniz yarın bir gün panik atak, anksiyete, depresyon ve daha sonra giden bir sürü sıkıntıları taşımaya başlarsınız. Dinamit sadece patlamaz, hastalıklar da getirir size. Lütfen o dinamiği ne kadar kötü boyuta geçeceğini fark edin, o dinamiği alın evinizden dışarıya koyun. Ve o olay söylediği laflar sizinle alakalı, o kişiyle alakalıdır. Burada kendimize bir böyle etiket gibi yapıştırdığımız sıfatlar sonrasında bütün hayatımızı şekillendirmeye de başlıyor. Evet. Çünkü sadece o pencereden bakıyoruz. Siz de değindiniz buna. Pasif bir insan olduğumu düşünüyorum. Kimsenin sadece tek bir özellikten ibaret olması mümkün değil. Yani bu şunun gibi. Ben bu pasif kelimesi yerine sunucu diyeyim. Sunucuyum. Ben sunucuyum ve hayatımın her yerinde bir sunucu gibi davrandığımı düşünelim. Yani buradan çıkıyorum, eve gidiyorum. Evde de böyle ceketimle falan oturuyorum. Evet. Böyle sürekli. Sürekli birilerini dikkatle dinliyorum. Sorular soruyorum. Hayatım boyunca her yerde. Otobüsteyim, otobüste de sunucuyum. Marketteyim, markette de sunucuyum. Ya. Sürekli sunucuyum ben. Benim başka hiçbir sıfatım yok, hiçbir özelliğim yok. Ve ben sürekli bir sunucu gibi davranmaya çalışıyorum.
Mümkün değil, değil mi? Mümkün değil yani, böyle bir hayat yok. Ya da psikolog olarak da hayatın her alanında psikolog olmak mümkün mü? Çok sıkıcı. Zaten mümkün değil. Aynı bunun gibi, bunu kafamızda çok net canlandırabiliyoruz. Ama kendimize yakıştırdığımız, hele ki olumsuz sıfatlar olduğunda, bunu bir türlü canlandıramıyoruz. Halbuki hayatımızın her anında, her alanında pasif ya da her alanında agresif ya da her alanında, her anında mutsuz olmamız mümkün değil. Bazen yer yer pasif oluruz. Ben de program sırasında pasif, hiç pasif olmadığımı düşünsenize. Konuşmanıza fırsat bile olmaz. Yani sürekli benim konuştuğum bir programın olması uygun olmaz, değil mi? Bazen öyle davranırız, bazen böyle davranırız. Bizim de pasif olduğumuzu düşündüren, bize zihnimizi bu hikayeyi anımsatan bir kaynak var. Böyle bir temel inanç yerleşmiş. Ve o ses sürekli diyor ki, sen pasif birisin ve bundan ibaretsin. Hayır, ben bundan ibaret değilim. Benim yer yer böyle davrandığım olabilir. Zihnimin bir parçası bana bunu söylüyor. Bunu söyleyen bir taraf var ama ben artık şöyle davranmayı seçiyorum. Dediğiniz gibi o dinamiti artık evime almamayı seçiyorum. Bunu seçtiğimiz an zaten pasiflikten aktifliğe geçmiş olacağız. Yeter ki zihnimizin bize söylediği hikayelerde, sen şöylesin, böylesin dediği yerlerde, aa evet ben böyleyim deyip onu üstümüze almayalım. Yani bu aynı benim zihnimin bana sürekli sen sunucusun demesi, benim de sürekli her dakika ceket giymeye çalışmam gibi bir şey olur. O yüzden lütfen bu etiketleri olduğu gibi kendimize yapıştırıp bütün dünyayı da bu gözle görmeyelim. Sıradaki sorumuz şöyle. 17 yaşında bir kızım var, temizlik takıntıları var ve çok agresif. Ben de artık sabredemiyorum. Ne yapmam gerekiyor? Psikolojik destek almama gerek var mı? Şimdi bakın, takıntılarla alakalı, temizlik takıntılarıyla alakalı olabilir, işte dini takıntılar, ritüellerle alakalı olabilir. Bu tarz durumlarda sadece psikolog desteği değil, yani psikiyatrist desteği de almak gerekiyor. Yani bunun bir noktadan sonra beyinle alakalı, beyindeki hormonlarla alakalı bir durum olduğu için burada psikiyatrist ve psikoloğun beraber çalışması gereken durumlar olması gerekiyor. O yüzden ellerinden geliyorlarsa üstelik önce bir psikiyatriste gitsinler. Bununla alakalı bir ilaç tedavisine başlasınlar ve ondan sonra psikoloğa, terapiste gitsinler. Yani ikisi eş zamanlı da olabilir tabii ki de. Ama eğer ki takıntıları olan bir kızla siz sürekli takıntıların var, sürekli bir şeyler söylüyorsanız, o çocuk zaten otomatik olarak agresif hareketler belirlemeye başlar. Çünkü zaten çok da takıntıları, inanın bana, kendi kontrol edebileceği şeyler değil. Yani kendi kendine kontrol edemiyor. Kendi kendine bu sıkıntıları yaşıyor. Yani biz diyoruz ki mesela, tamam artık yeter, daha fazla silme burayı. Ya yapamıyor o çocuk. Ya da yapamıyor o genç, yapamıyor o yaşın yetişkin olan kişi. Çünkü diyor ki, beynim beni kontrol ediyor. Ben bunu yapamıyorum ki zaten diyor. Yapsa yapardı. Yani tek başına kontrol etmeyi yapabilse yapardı. Ama beyinle alabileceği bazı ilaçlar var ne yanım. Yani beyni de etki edecek bu takıntı hareketlerine karşı. Lütfen bu ilaçları alsın ve bu ilaçlar orada olsun, devam etmeye çalışsın kendiyle alakalı. Ve bırakmasın yani, ilerliyor mu ilerlemiyor diye bırakmasın. Çünkü bu belli bir zaman alacak bir şey. Bunda iki tane çalışan, belki daha fazla çalışanlar vardır. Yani bilişsel davranış terapilerde de özellikle takıntı protokolleri var onların. Takıntı üzerine çalışıyorlar. Bilişsel BDT diye geçer, bilişsel davranış terapi. Ondan destek alabilirler. EMDR'de çalışanlar var. Travma odaklı olarak ya takıntılar üzerine çalışanlar varsa onlarla beraber çalışıyor. Çünkü bu farklı bir alan. Yani EMDR de bununla çalışıyor ama bununla spesifik olarak çalışanları özellikle bulmalarını tavsiye ediyorum. Evet. Çünkü bunun altyapısında neler var? Diyorum ya, takıntı bir noktadan sonra kişi şey yapıyor. Yani bu çocuk kendi zihnini yürütemediği ya da sağlıklı hale getiremediği bir şey karşısında zihnini aldatmaya doğru gidiyor. Ve aldatmaya doğru gittikten sonra zihnine yapılan müdahale artık kendisi yapmıyormuş gibi geliyor. Ben onu yapmazsam rahatlayamayacağım diye geçiyor. Buna biz şunu diyoruz, hani obsesyonlar var, evet davranış, bir de kompulsif, yani o senin zihniniz yoran, yordalayan şeyler var. O sürekli gelmesi, sana rahatlatmak için yaptığın davranışlarda bir noktadan sonra OKB dediğimiz obsesif kompulsif bozukluğa doğru gidiyor. Ki takıntıların, ben temizlik takıntıları varsa bu alanda da olduğunu düşünüyorum. Yani OKB olduğunu düşünüyorum. Ama dediğim gibi biz bununla alakalı tanı koyma yeri değiliz. Olma ihtimali var. Bununla alakalı bir uzmandan destek alsınlar. Gerekirse psikiyatristten bir ilaç alsınlar. İlaçla beraber bir psikolojik destek almalarında yarar var. Çünkü altyapısında yatan muhakkak bazı sebepler, durumlar vardır. Evet. Ve agresif durumlara söz konusuysa, agresif durumların rahatlaması için de terapi ona birazcık daha rahat edecektir, evet, diye düşünüyorum.
sabredemiyorum diyorsa anne, çok kısa bunu da söylemek istiyorum. Lütfen çocuğuyla alakalı bu tarz yaklaşımlar için adım atsın. Çünkü bu kolay bir süreç değil. Çocuk içinde nasıl siz sabredemiyorsanız kızınızın içinde çok kolay bir süreç değil. O da çok zorlanıyor. Burada birazcık daha kendimizi anlamaya ve kendimizle alakalı alan tanımaya ihtiyacımız vardır. Bununla alakalı lütfen anneye özellikle şunu söylüyorum. Gidebiliyorsa terapiye ve psikiyatriste çocuğunu götürsün ve lütfen tedaviyi yarıda kesmesinler. Evet. Lütfen sonuna kadar devam etsinler ve öyle hemen bir iki defa gittim bırakacak şey gibi yaklaşmasınlar. Bu konuyu önemsiyoruz. Bir cümleyle şunu ekleyelim, sonra araya gideceğiz. Çocuklarınızda bir değişiklik, davranış değişikliği fark ettiğiniz zaman kendi kendine bunun geçmesini belki kısa bir süre beklersiniz ama davranışın ne olduğuna göre değişir. Lütfen hızlı bir şekilde destek alın. Yani 17 yaşındaki kişinin takıntısı bilmiyorum tabii ki ama velev ki birkaç yıl önce çıktıysa lütfen çıktığı an, karşılaştığınız an destek alın. Ki sonrasında yolunuz çok daha kısa, çok daha kolay olsun diyelim ve araya gidelim. Kısa bir aranın ardından tekrar sizlerleyiz. Kısa bir aranın ardından tekrar sizlerleyiz. Sizlerden gelen soruları cevaplamaya devam ediyoruz. Soru cevap bölümümüzde kendinizle ilgili, ailenizle, çocuklarınızla, ilişkilerinizle ilgili psikolojiye dayandığı sürece sormak istediğiniz her türlü soruyu ekranda gördüğünüz numara üzerinden bize ulaştırabilirsiniz. Nöropsikolog Şehadet Ekmen Peynirci bütün sorularınıza cevap veriyor. Hem ekranda gördüğünüz numara üzerinden hem bizlerin sosyal medya hesapları üzerinden sorularınızı iletebilirsiniz. Sorularınızı mesaj şeklinde iletebildiğiniz gibi aynı zamanda sesli mesaj olarak veya dilerseniz video çekip bunu paylaşarak da bizimle bize ulaştırabilirsiniz. Biz de yayınımızda sizlerden gelen soruları, sesli mesajları veya videolu soruları da yanıtlayacağız ve bunları da ekrana yansıtmış olacağız. Bu hatırlatmamızı da yapmış olalım Şehadet Hanım. Geçtiğimiz yayınlarda da sesli mesaj yoluyla da sorusunu ileten izleyicilerimiz oldu. Çok kıymetli oldu. Bizim için. Evet. Evet, onların sesini duymak da bizim için çok daha keyifli oluyor. Daha buradalarmış gibi oluyor değil evet, mi yanımda? İşte o zaman tam gerçekten yüz yüze sohbet ediyormuşuz hissini yaşıyoruz. Sorularını gönderdikleri zaman da sanki aynı masa etrafında oturuyormuşuz gibi hissediyoruz zaten ama bir de seslerini duymak bizim için gerçekten kıymetli, çok kıymetli oluyor. Evet. Sorularımız gelmeye devam ediyor Şehadet Hanım. Şimdi sıradaki sorumuza devam edelim istiyorum. Şöyle soruyor bir izleyicimiz. Merhaba, ben 24 yaşındayım. Annem de 44 yaşında. Kendisi sosyal bir kadın. Hep bana ve kardeşlerime benim hayatım evden ibaret olmamalı. Ben ev hanımlığını beceremiyorum. Gezmem lazım, çalışmam lazım, dünyayı görmem lazım diyor. Sosyal biri olması beni çok mutlu ediyor ama son bir senedir mesleği ve sosyal yaşantısıyla ilgili çok fazla sosyal medya bağımlılığı oluştu. Ben zor zamanlar geçirdiğimi söylüyorum ona. Of, ne yapayım, uğraşamam sizinle diyor. Eve gidince ona ihtiyacım olduğu için yanına uzanıyorum. Kalkıp başka yere gidip yine sosyal medya ile uğraşıyor. Kendimle alakalı bir şey anlatıyorum. Dinlemiş gibi yapıp önemsemiyor. Anlattıklarımı hatırlamıyor. Ben bunları ona söyleyince de benden çok kim seni dert ediyor diyerek kavga çıkarıyor. Benim nasıl bir yol izlemem gerekiyor demiş. Teşekkür ederiz izleyicimize. Çok kıymetli bir soru. Yani bu bir anneden bir çocuktan anneye olan bir şikayet gibi görünebilir ama tam tersi de olabilir bu durumlar maalesef oluyor. Şimdi şöyle burada birkaç şeye bakmak gerekiyor. Benim hayatım evden ibaret olmamalı. Buna bakmak gerekiyor. Yani anne gerçekten de hayatın evden ibaret olmalı denilen bir bilinçaltı var, savunmaya geçmiş burada bir şekilde. Acaba onunla alakalı geçmişte yaşantılık bazı olaylar mı var, bazı zorlantıları mı vardı? Kendine artık bir noktadan sonra hani patlama yaşıyor yani yanında, bir noktadan sonra patlama yaşamaya mı gitti anne ve kendini sosyal medyada var etmeye ve sosyal medyada değerli mi görmeye başladı? Hani ben anne olarak evet kendimi yeteri kadar değerli göremiyorum, belki anne olarak yeteri kadar bu konuda destek göremiyorum ama ben sosyal medyadaki insanlar tarafından daha değerli olduğumu, daha kıymetli olduğumu ve daha bir şey yaradığımı mı, bir şey yaradığımı mı düşünüyorum diye anne acaba düşünüyor. Bunu bilmiyoruz. Ama bununla alakalı inançları olabilir. Burada kızı herhangi bir eleştiri yaptığı zaman da anne ister istemez savunma şekli olarak bir tepki vermeye başlıyor. Ve bunu da
hem kız için bir çıkmaz hem anne için bir çıkmaz haline geliyor. Çünkü kız bir bağ kurmaya çalışıyor anneyle ve annenin bağ kurma tarzı çocuğun, kızın bağ kurma tarzı maalesef ki aynı değil. Ama bu aynı olmaması demek ihtiyaçlarının karşılanmaması, görülmemesi, duyulmaması anlamına gelmiyor. Ne olursak olalım, anne olalım, çocuk olalım, elbet olalım. Yanım. Eğer bir taraf, karşı taraf bizden gerçekten duyulmadığını, görülmediğini hissedecek şekilde bize yaklaşıyorsa demek ki burada bir yerde bir yanlışlık var demektir. Bir yerde tuğlaları dizerken bazı tuğlaları yanlış diziyoruz ya da ters diziyoruz ya da koymayı unutuyoruz. Burası çok kıymetli. Şimdi biz eğer ki onu sağlamlaştırmazsak ev bir günün sonunda yıkılmaya doğru gider. Çünkü ileriki aşamalarda biz terapi aldığımız zaman bazen insanların gerçekten anneleri ya da babaları bağ kurmalarını sağlıyoruz. Anne baba yanında değil biliyor musunuz? Yanında yok. Ama varmış gibi bağ kurmalarını sağlıyor. Çünkü ihtiyaçları karşılanmamış. O anne ihtiyacı, anne yokluğu, baba yokluğu sürekli olduğu için o bağ kurmayı çok fazla istiyor. Özellikle bakın bağdan çok bahsettik ya, hani güvenli bağlanma, güvensiz bağlanma. Özellikle anne. Anne ne kadar orada çocuğu için orada olursa ve orada çocuğunu gözetiyorsa, anlayan bir anne varsa o kadar kuvvetli bağ kuruyor. Kuvvetli anneyle bağ kuran çocuklar da toprakla, dünyayla ve hayatla güvenli bağ kuruyorlar. İşte bu da eğer ki anneyle güvenli bağ kurmadıysa hayata karşı daha çok güvensiz, hayata karşı daha çok inançsız, hayata karşı daha çok böyle negatif odaklı olma ihtimalleri olabilir. Bunlar ihtimaller. Ama buraya baktığımız zaman da özellikle hanımefendi şu an bir sıkıntı yaşıyor. Ben bununla alakalı siz ne yaparsanız yapın, anneyle konuşmaya çalışın, etmeye çalışın. Anne sanki siz duymuyor. Annenin çünkü kendi iç dünyasında yaşadığı zaten bir zorlantılar var. Ve bu zorlantılardan dolayı kaçış yolu olarak bir sosyal medyaya daha sosyal olmam gerekiyor. Dünyayı görmem gerekiyor diye bir inanç gerçekleşti. Bu neden gerçekleştirdiğini bilmiyoruz. Ama ben şöyle bir teklifte bulunmak istiyorum bu anneye. Özellikle anne ve kıza. Lütfen eğer ki bir tavsiyede bulunmak istiyorum daha doğrusu. Eğer ki İstanbul'dalarsa herhangi bir ya da başka bir şeyde önemli değil. Lütfen. İlişki odaklı çift terapisine gitsinler. Çift terapisi illa karı koca orasında olmak zorunda değil. İlişkisel anlamda burada ciddi bir sıkıntı var. Ve anne ile kızın bağ kurması, yeniden bağlanmaları gerekiyor. Ve bu bağ kurma da bizim zihinsel dediğimiz limbik rezonans şeklinde, yani beyinden beyine giden bir yol var. Beyinden beyine giden bir aktarım var. Ben gözümü şöyle bir devirdiğim zaman size demek istediğimi anlarsınız yanım. Ha, şöyle davranayım, böyle davranayım dersiniz. Anneniz küçükken hatırlarsanız böyle bir hafiften böyle ayağınıza vurur. Demek ister ki bu konuyu çok konuşma. Bunu anlarsınız ve ona göre değiştirmeye çalışırsınız konuyu, değil mi? Bunlar bir akımdır, bir bağ kurmadır, bir iletişim tarzını anlamadır. Bir şekilde anne kız, baba kız hiç fark etmez bir şekilde bağ kuruyorlardır. Eğer ki biz bu bağ kurmazsak sağlıklı bir şekilde kız hala yakara, yani içinden böyle bir yakarış gibi annesini istiyor. Annesine ihtiyacı var, annesini duymasını istiyor. Belki çok fazla aktif olmasını istemiyor ama duymasını istiyor. Ama burada duyulmayan bir kız var. Duyulmadığını ve görülmediğini hisseden bir kız var. Ne ihtiyacı karşılanmadı ki çocukluktan beri ve hala karşılanmamaya devam ediyor? Ya da nerede burada kınmaya başladı? Ya da anne ne kadar çok verdiğini düşündü ki bundan sonra benim artık çocuklar bir gezmem lazım, birazcık daha kendimle alakalı vakit geçirmem lazım diye inancına doğru gitti. Buradaki ayrımları doğru yapabilmek gerekiyor. Yani buradaki ayrımı doğru yapabilmenin en güzel yolu ise karşı tarafa doğru bir şekilde anlamlandırabilmek. Yani ben kalbimden, ben zihnimden senin kalbine ve senin dünyana yolculuğa çıkıyorum. Bir yolculukta bazı duyacağınız şeyler çok rahatsız edici olabilir. Bazıları gerçekten seni mutlu edebilir. Bazıları ağır gelebilir ama bu yolculukta değişim esastır. Yani iki tarafta bir şekilde karşı tarafı anlayarak değişime doğru giderler. İşte o yüzden diyorum ki lütfen özellikle bu izleyicimize ilişki odaklı çift terapisini araştırsınlar. Eğer bulundukları şehirde ya da İstanbul'da neredelerse lütfen bunu araştırıp anne kız buraya doğru bir gidin bir görüşün diye tavsiyede bulunabilirim. Bununla alakalı online'da destek alabilirler mi? Online'da destek alabilir. Tamam. Evet, araştırabilirler bununla alakalı. Online'da destek alabilir. Bunu yapan, yani ilişki odaklı çift terapisini veren uzmanlar var zaten. Siz çok tatlı, kibar olduğunuz için belirtmiyorsunuz ama ben ekleyeyim Şehadet Hanım. Sizin ofisinizde de bununla alakalı destek sağlıyorsunuz. Evet. Bununla alakalı çalışıyorsunuz. Şehadet Hanım'ın ofisinin bilgilerine de internetten rahatlıkla ulaşabilirler. Adınızı yazdıkları takdirde doğrudan karşılarına çıkıyor. Bizim sosyal medya hesaplarımızda da sık sık paylaşıyoruz. Dileyen izleyicilerimiz oradan da göz atabilir. Dilerlerse sizden böyle bir destek talebinde bulunabilirler.
Dileyen izleyicilerimiz bizim programlarımıza katılmış uzmanlarımıza da bakabilirler. Onlardan da faydalanabilirler. Ben bu programları böyle bir amme hizmeti gibi görüyorum açıkçası. Evet. Bir herhangi bir ayakkabı, çanta bir şey alacak olduğumuzda internet alışverişinde çok uzun vakit harcayabiliyoruz. Tek tek modellere bakıp arasında seçmeye çalışabiliyoruz. Ama kendimizle alakalı şifa niyetiyle bir şey yapacak olduğumuzda bazen aynı eforu sarf etmeyebiliyoruz. Çok doğrudan açık bir kaynak söylüyorum. YouTube'a giriyoruz, Vav TV kendini bilmek yazıyoruz. Evet. Kendini bilmek programının oynatma listesi karşımıza çıkıyor. 350'ye aşkın bölümümüz var artık. Hı-hı. İstediğimiz gibi, istediğimiz alandan uzmanı biz sizlerin önüne burada sunmuş oluyoruz. Dilediğimize bakıyoruz, elektriğimizin uyacağını düşündüğümüz kişiyi seçebiliriz. Gözümüze güzel geleni seçebiliriz. Evet, ses tonunu sevdiğimizi seçebiliriz. Artık o kadar geniş bir yelpaze oluştu ki oradan bakalım birkaç dakika göz atalım. Kendimizle ilgili, çocuğumuzla alakalı. Evet. Kimden destek almak istiyorsak lütfen bu kaynaktan faydalanılsın. Böyle bir hizmet gibi görüyorum bunu. Daha çok kişiye ulaşmasını İnşallah. Da canlı gönülden arzu İnşallah. Ediyorum. Yeter ki faydalı olabilelim. İsimleri aratıldığı takdirde doğrudan artık herkese ulaşmak mümkün. Sizin de İstanbul'da Anadolu yakasındaki ofisinize ulaşmak mümkün olduğu gibi diyelim. Hemen diğer sorumuza geçelim. Tamam, çok fazla sorumuz gelmeye başladı. Hızlıca hepsini yetiştirmeye çalışalım Şehadet Hanım. Sıradaki sorumuz şöyle. 28 yaşındayım. Annemle zaman zaman sorunlar yaşıyoruz. Evde alanıma giriyor bazen. Sürekli evlen baskısı kuruyor. Kötü senaryolardan bahsediyor sinirlenince ve ona göre ben hep haksızım. Kendisi hiçbir şeyi kabullenmiyor, beni sürekli eleştiriyor. 2 gün önce sinirlendik, birbirimizle iletişimi kestik. Ne yapmalıyım? Çok teşekkür ederiz. Ay, küsme var sanki burada. Hı-hı. İletişimi kestiklerine anne kız küsmüşler evet. birbirine. Şimdi hemen şöyle söyleyeyim Nihan Hanım. Şimdi şöyle bir durum var. Anneler kızları evlenmedikleri zaman aşırı bir paniğe kapılırlar. Bu panik sağlıklı bir panik mi? Hayır, kesinlikle sağlıklı bir panik olduğunu düşünmüyorum. Çünkü evlendikten sonra zannediyorlar ki çocukları çok daha mutlu olacağını ve sorumluluklar üzerinden kalkacağını ve çok güzel evlilik hayatı yaşayacaklarını düşünüyorlar. Belki de ev sizin yanınıza belki çok daha kötü bir senaryoya geri dönebilirler. Yani Allah korusun, Allah muhafaza. Şimdi annelerin maalesef bu yaşadıkları şey de şundan kaynaklanıyor. Şimdi bir anne ne yapar? Çocukları doğurur, büyütür, evlendirir, yuvalarını kurar, biter. Değil mi? Yani son evredir aslında o. Yani turnuvanın son olayında anne biraz şey yapmış. Anne beklenen başarıyı sergilememiş kendi çapında. O yüzden evlen diye baskı yapıyor. Çünkü ne, annelik olarak kendini belki yetersiz hissediyor. Belki de kızını evlendiremeyen bir anne olarak hissediyor. Belki bu konuda gerçekten de kendini negatif olarak kötü hissediyor. Şimdi burada iki tarafı da anlamak gerekiyor. Birincisi, nasip denen olay kimsenin elinde olan bir şey değildir yani. Bazen bu 20 yaşına gelir, bazen 40 yaşına gelir, bazen 50 yaşına gelir. Bunu asla bilemezsiniz. Şimdi böyle bir durum var. Ve biz burada böyle bir durum varken ve kişi evlenmek gibi bir niyeti ya da bir isteği de olabilir ama nasip olmuyorken burada birazcık daha tevekkülümüze bakmamız gerekiyor. Anne için özellikle söylüyorum. İnancını tekrardan bir bakması gerekiyor. Yani şunu da biliyoruz ki bir insan evde oturup hiçbir şey yapmadığı zaman da nasibi gelebilir. Kapı kapı dolaşıp kına kına gezip beş nasibi de gelmeyebilir. Bu her zaman nasip kısmet meselesidir. Buna birazcık bu açıdan bakmak gerekiyor ve bu açıdan yaklaşmak gerekiyor. Şimdi diyelim ki gerçekten kız evlenmedi ve sürekli alanına girdiği zamandı. Şimdi anneniz hala sizi 28 yaşında bir kız gibi değil. Hala sizi belki 10-15 yaşında bir kız gibi görüyor. Ne zaman ki evlenildiği zaman yavaş yavaş değişmeye başlıyor. Evlendiği zaman da bir anda değişmez bunlar. Kademe kademe anne sınır koymaya başlar. Bu anneyle alakalı, sınırını bilmemesiyle alakalından ziyade anne olarak hala sizi çocuk gibi görmesiyle alakalı bir şey. Evet, bilmesi gerekir mi? Gerekir. 28 yaşına gelmişsiniz ama bilmiyorsa bunu henüz o şekilde kendini sizin alanınıza giriyormuş gibi, negatif şeyler söylüyormuş gibi gelmiyor hanımefendi. Yok, ben kızımın iyiliğini düşünüyorum diye muhtemelen diyecektir. Ben kızım için zaten bugüne kadar şey yaptım. O evlensin, güzel yuva kursun diye uğraştım. Çeyizi de hazır diyecektir muhtemelen. Yani negatif bir şey kabul etmeyecektir. Burada siz sinirlendiğiniz zaman anne bunu sanki ona savaş açıyormuşsunuz gibi hissedebilir. Siz sınır koyduğunuz zaman annenin otoritesini de anneye kabul etmiyormuşsunuz gibi hissedebilir. Onun yerine yaklaşımınız şu şekilde olabilir. Anne biliyorum. Benim evlenmemi çok istiyorsun. Anne biliyorum benim de yuva kurmamı, çocuk çocuğa kavuşmamı çok istiyorsun.
İnan ben de çok istiyorum biliyor musun? Ama bunlar nasip kısmet meselesi. Olunca kesin ilk önce senin haberin olacak. Merak etme. Biri olursa hayatım ilk önce sana söyleyeceğim gibi. Biraz daha yumuşatarak, annenin gönlünü ederek yapmanız daha sağlıklı olur. Diyelim ki böyle yaptığınız zaman anne hala alanına giriyor. Annenize ya ben kaç yaşındayım bilmiyor musun? Çık odamdan, girme artık, konuşma artık benimle falan demek yerine anneniz yanına gidin. Anne biliyorum çamaşırlar için biraz canın sıkkın. Biliyorum bana biraz kızdın, biraz böyle böyle oldu. Hepsinin farkındayım anne. Canım birazcık sıkkın bugün de. Ama lütfen şu an birazcık ders çalışmaya ihtiyacım var. Şu an birazcık odamda yalnız kalmaya ihtiyacım var. Bana birazcık bir iki saat izin verir misin? Anneniz bırakın söylensin. Anneler söylenebilirler, söyleneceklerdi. Ama onu çok fazla üzerinize almayın. Sonra söylediniz, annenize yumuşak bir dilde yaklaştınız. Ondan sonra bitti. Diyelim ki annenizin küsme huyu var ki küsmeyi kesinlikle ne evlilik ilişkisinde ne de anne çocuk ilişkisini tavsiye ediyoruz. Kesinlikle tavsiye etmediğimiz bir durum. Küsmek, duvar örmek, konuşmamak çok zarar verir ilişki. Onun yerine gidin annenize yanına. Anne benim için çok kıymetlisin. Benim için çok değerli. Seni anne olarak çok seviyorum. İyi ki de benim annemsin. İnan bana belki de 28 yaşına kadar bekar kaldığım için bana kızgınsın, canın sıkkın. Bana uğraşmaktan da neyse artık söyleyin artık. Ne siz söyleriz anneniz yüzünüze karşı. Ama bazı şeyler insanın elinde olmuyor. Ama ben senin hala kızım, hala seni çok seven bir kızım. Lütfen bu konuyu, belki evleneceğim, yarın gideceğim. Bu sürece kadar birazcık daha yumuşak geçirelim mi? Bana bu konuda destek verir misin diye annemize birazcık daha yumuşak dilde söylemeye çalışalım. Aa söyledim hala beni duymuyorsa demek ki sizin de artık ilişki odaklı bir çift terapi zamanınız gelmiş. Uzmandan bir destek alın. Lütfen bu ilişki odaklı çift terapi sürekli gideceğiniz bir şey değil. İlişki tarzını öğreneceğiniz bir şey. Bazen ayda bir gidebilirsiniz. Akut dönemlerinde tabii artabilir ama genelde ayda bir belki de gitmeniz belli bir süre için size çok daha ilişki toparlamanız açısından daha sağlıklı olacaktır diye söyleyelim yanım. Çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık Şehadet Hanım. Bunu da anne kız çatışmalarını çok yoğun görüyoruz. Dünyanın her yerinde görüyoruz bence. Bunun milletimize ait olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Anne kız müessesesi var olduğu sürece bu çatışmalarda yaşanmaya devam edecek. Yeter ki ilişkimizi soğutacak, aramızı soğutacak yollardan gitmeyelim. Sağlıklı yolları bulmaya çalışalım. Sıradaki sorumuz şöyle. Majör depresyon eşimde ve 3 kızımda da var. Genetik midir? Şimdi majör depresyon dedikleri şeyde hanımefendi teşhis kesin koymuşlar. Bu çok kıymetli. Eğer majör depresyonla alakalı teşhisleri varsa, teşhislerine binaen, İşte evden çıkmak istememe, bir şey yapmak istememe, işte hayattan hiç zevk alamama, altyapısında ister istemez intihar etme riski ya da düşüncesi, etme riski de olabilir, intihar etme riski. Bununla alakalı düşünceler varsa, bununla alakalı hiçbir şekilde hiç hayattan haz alamıyorum, her şey boş diyorsa ve bu aynı ürün çocuklarda da geçiyorsa, bakın biz çocuklarda bazı psikolojik durumları %100 çocuklarda olacak diye bir şey demiyoruz yani. Ama şunu söylüyoruz. Olma ihtimali var çünkü çocuklar sizin o ortamınızda büyüyor. Babayı sürekli depresyon halinde görüyorlarsa, babasının sürekli mutsuz halini görüyorlarsa, babasının sürekli negatif halini görüyorlarsa o çocuklar da ister istemez etkilenip hayatta kalma becerilerini o ruh halinden kaynaklanmış olabilir. Ya da çocuklar böyle ister istemez böyle hani vardır yani yanına böyle depresif ruh hali, tam depresyon değildir ama depresif ruh hali içinde. Yani o melankoli hali onu mutlu eden bazı insan karakterleri vardır. Belki o halinden besleniyordur çocuklarınız. %100 asla bilemeyiz. Çünkü 3 çocukta da aynı majör depresyon olduğunu zannetmiyorum. Benim kendi görüşüm muhakkak doktora gidip teşhislerine konulup ilaçların alınması gerekiyor. Ben burada majör depresif olan durumlarda, majör depresyon olan durumlarda sadece ilaçla tavsiye etmiyorum. Yani sadece ilaç alın ve ilaç sizin olayınıza bitirsin diye bir şey kesinlikle doğru bulmuyorum. Evet. Çünkü bizim hayatta yaşam mücadelesini öğrenmemiz gerekiyor. Sadece ilaç alın ve başka bir şey almayın ne demek biliyor musunuz? Siz hastasınız, gripsiniz. Sadece ilaç al ama beslenme, yemek yeme, koşma, gezme, dışarı çıkma demekle aynı şeydir. Hiçbir şekilde bir şey yapmıyorsun. Sadece ilaçla toparlanma, yemek yemeden siz toparlanabilir misiniz? Şimdi aynı şekilde terapiye de o şekilde bakın. Sizin bir şekilde ruhsal olarak güçlenmeniz lazım. Sadece ilaç alarak ruhsal halinizi güçlendirebilir misiniz? Hayır güçlendiremezsiniz. Sadece semptomları bastırır o durum. Ama semptomları bastırdığı zaman da yandan da bir destek almanız gerekiyor. O yüzden de onun için de psikolojik olarak bir terapistten
kaynaklarınızı güçlendirecek, kendinizle alakalı negatif duygularınızı azaltacak ve pozitif taraflarınızı arttıracak bir destek almanız gerekiyor. Bunun için de kesinlikle terapiyi destekliyorum. Eşiniz için de, çocuklarınız için de. Eşinizin için de kesinlikle %100 terapi desteği istiyorum. Kesinlikle inşallah alsın. İnşallah. Ama eşiniz değiştikten sonra çocuklarınız otomatik olarak değişmeye başlayacaklardır. Çünkü muhtemelen babalarıyla kuvvetli bir bağları olabilir çocukların ya da ruhsal bir bağları olabilir çocukların. Onu etkilenmiş olabilirler. Dediğim gibi %100 genetik diyemem. Çünkü anne baba depresif olup da çocukların olmama durumu da var. Genetik olma ihtimali de var ama asla kesinlikle bu genetikler diyemeyiz. Yani siz çevrenizi değiştirmeden bir şey sırf genetik, hadi sadece genetik böyle devam edecek dersek her şey genetiğe bağlamış oluruz. Ama epigenetik diye bir şey var. O da şu, sizin genetik olarak altyapınızda olabilir o hastalık ama çevre onu geliştirmiştir. Yani bazen bipolar ebeveyn oluyor ama çocukta hiçbir şey çıkmıyor. Neden? Çünkü çıkmamasının en büyük sebebi genetik olarak çocukta var, kodlanmış. Bakıyorsun evet genetik olarak yatkınlığı var ama çevresi o kadar pozitif bir halde ki, çevresi o kadar onu karakterini güçlü hale getirecek bir çevrede ki çocuk hiçbir şekilde bipolar göstermiyor. Ya da çocukta hafiften evet bir olabilir ama çevre onu destekler ve çocukta çıkabilir o. Ona iyi bakmak, epigenetik çok kıymetli. Yani sizin eşiniz olan ilişkiniz, eşinizin tedaviye olan sadakati, iyileşmeye olan sadakati, hem terapist hem psikiyatrist, bunlar hep çocukları etkiler. Lütfen sadece bir şey genetik var artık bunlar değişmez, toparlanmazdan ziyade çevresel faktörleri neyi değiştirebiliriz ki bu çocuklar daha sağlıklı hale gelebilsinler. Çok kıymetli. Diğer bir durum Sanay Hanım, çok parantez açarak söylüyorum. Tamam. Sosyal medya takibi. Televizyon, telefon, sürekli tablet olması da çocukların da depresif ruh halini tetikleyen durumlardan birkaçıdır. Özellikle bunu da eklemek istiyorum. Evet. Hem yetişkinlere hem çocuklara hepimizin gerçekten depresiflik halini çok doğrudan etkiliyor. Bunu fark etmeden de daha çok ona kapılıyoruz. Bir bağımlılık çünkü bu. Evet. Biraz daha kendimizi böyle aşağı çeken şeylerle vakit geçirmek yerine daha iyiye götürebilecek kaynaklarımızdan beslenmeye çalışarak oradan bir adım atıp o girdabın içinden çıkmak için bir yol bulmaya çalışabiliriz. Yeter ki şöyle birazcık uzak kalabilelim. Sıradaki sorumuz şöyle. 10 yaşında kızım var. Her konuda çok çabuk sinirleniyor. Nasihat almaktan hiç hoşlanmıyor. Her şeyin en doğrusunu, en iyisini biliyormuş gibi davranıyor. Abisi derslerinde yardımcı olmak istese bile ona karşı saygısız davranıyor. Bilmediği şeyi gururundan biliyorum diyor. Bir hata yapsa onu üzmeden kibarca anlatıyorum. Ama bana ne, beni ilgilendirmiyor diyor. Tekrarlamamaya çalışıyor o hatayı ama asla kabul etmiyor hata yaptığını. Hangi ortama girse o ortamdaki insanların ahlakını alıyor ve onlar gibi konuşuyor. Çok yoruldum. Yıllardır kızımı düzeltmeye çalışıyorum. Evet. Şimdi şöyle bir şey var. Sizin kızınızı düzeltmeye çalıştığınızda kızınız da farkında olduğu için bununla pek yanaşmıyor gibi duruyor. Burada şuna çok iyi bakmak gerekiyor. Yani bu çok kıymetli. Kızınıza test yapıldı mı? Bunlardan biri dikkat testi, diğeri de KES test dediğimiz. Biri MOXO dikkat testi, diğeri de KES test dediğimiz test. O da ne oluyor? Öğrenmeyle alakalı bir problemim var. Çünkü bazı çocuklar öğrenmeyle alakalı sıkıntı yaşayan çocuklar. Biri öğretmeye kalkana, biri bir şey söylemeye kalkana bunlar rahatsızlık duyabilirler. Ya da öğrenemediklerini ya da bir şeyi beceremediklerini fark etmeleri onun için daha fazla psikolojik ağırlık vereceği için bununla yüzleşmek istemezler. Burada lütfen ilk önce anneye şunu tavsiye ediyorum. Bu iki testi yaptırsın. Bir MOXO dikkat testi, diğeri de KES testi. KES testi CAS diye yazılır. Özellikle öğrenme güçlüğü var mı? Çocuklar daha iyi tarafları nelerde, neyi öğrenebiliyorlar? Hangi tarafları iyidir? Dikkat alanı mı daha iyi, algılama mı daha iyi, nesi daha iyi ona bakılıyor. Ve bununla alakalı öğrenmeyle alakalı güçlük var mı, kolaylık var mı bunlara bakılıp bize bilgi veriliyor. İki tane testte bunu tavsiye edebilirim. Diğeri de kızınız eğer herhangi bir ortamı taklit ediyorsa muhakkak oraya kendini bir şekilde oraya kanalize etmeye çalışıyordur. Yani orada kabul görmeye, orada değer görmeye çalışıyordur kendiyle alakalı. Olduğum gibi zaten değerli olmayabilirim. Onlara kanalize edeyim diye düşünüyor olabilir. Bu da ileriki aşamalarda farklı arkadaş ortamlarına girip yanlış şeyler öğrenmesine ya da ister istemez
başkaları tarafından manipüle edilip istismara uğramasına imkan sağlayabilir. Bakın %100 demin ama o kapıyı açabilir diye söylüyorum. Bununla alakalı en güzel, en yapabileceğin şeylerden bir tanesi bu iki teste bakıp ona göre yol haritanızı çizmesi. Diğer bir de çocuğu lütfen oyun terapisi ya da deneyimsel oyun terapisi ya da kum tepsi terapisi. Neyse uzmanından bir terapi desteği alın. Çünkü ilişkisel olarak da bir sıkıntı var burada. Yani kendiyle alakalı yargıları yanlış olabilir ve bu yanlış yargılara da inanarak tepkisel yaklaşıyor. Bununla alakalı da özellikle sinirlerini kontrol edebilmesinde ve bir herhangi bir eleştiri ya da herhangi bir yorumu kabul edip anlamlandırabilmesine destek sağlayacaktır. Çünkü sonra eleştirdiğiniz zaman onu çok büyük algılıyor. Ben çok hatalı bir insanım, ben çok yanlışım, ben kötüyüm gibi kendini en uca koyabiliyor. Eğer ki öğrenme güçlüğü varsa bunlar daha da ağır anlayabiliyorlar bunları. Daha da zorluk yani daha da ağır geliyordur onlara bu durum. O yüzden bunlara yaklaşım konusunda daha iyi yaklaşabilmek, daha iyi hale getirebilmek. Eğer öğrenme güçlüğü varsa ona binaen bir çalışma yapabilmesi için bu dediğim testleri ve bu dediğim terapetik yönde yaklaşım uygulamaları çok daha iyi olacaktır. Çünkü bu muhtemelen şu an gördüğüm tabloda tek başına çözebileceğiniz bir şey gibi durmuyor. Hı hı. Annenin kendisi için destek almasıyla alakalı bir şey söyleyebilir miyiz? Nihan Hanım onu her zaman, çocuklar geldiği zaman muhakkak her zaman dile getirdiğimiz şeylerden bir tanesi. Biz mükemmel değiliz tabii ki de. Bazı şeyleri yanlış yapabiliriz. Evet. Fark etmemiz gereken şey şu aslında. Gerçekten bu çocuğun bu tepkisine oluşmasına sizin de katkınız var mı? Ya anne baba ilişkisel katkınız var mı? Ya da bir çocukla alakalı, abiyle alakalı bir kıskançlık durumu var mı? Yani biz bazen evet çocuğu toparlamaya çalışıyoruz, çocuk toparlanıyor ama eğer ki anne baba örüntüsü devam ediyorsa o çocuğun durumu tekrar devam ediyordur. Evet. Terapiye gideceklerse de eşiyle beraber gitsin muhakkak. Çünkü eşiyle beraber çocuğu terapiye götürdükleri zaman aynı zamanda terapist evdeki ilişkiyi toparlama üzerine konuşacaktır. Yaklaşımları ona binaen olacaktır. Evet. İşte o yüzden bu alanlar bizim için çok kıymetli. Evet. Bir şeyi düzeltmeye çalışıyorsak orada bozuk olduğunu zannettiğimiz bir şey vardır. Bozuk olduğunu düşünerek yaklaştığımızda da bu bir çocuk olsun, bu bir bitki olsun. Biz ona bunu düşünerek yaklaşırsak o da bu düşünceyi kendi üstüne alabilir. Ve dediğiniz gibi tam tersi davranmaya başlayabilir. Bunun tersini ispat etmeye çalışabilir. Ya da doğrudan bununla uyumlu da davranabilir. Yani bu çocuk hiç yemek yemiyor, hiç yemiyor ya bir türlü yemek yemiyor diye hayıflandığımız çocuk ben bugün yemeğimi bitireceğim, tabağımı bitireceğim demez. Büyük ihtimalle der ki ben nasıl yemek yemiyorum ki? Ben yemek yemeyen bir çocuk. Bu çocuk çok yaramaz bir çocuk dediğimiz zaman ben bugün çok uslu duracağım demez. Yaramazlık dediğimiz davranış her neyse zaten onu yapmaya devam eder. Zaten beni öyle kabul ediyorlar. Şey dedik evet. Nihan Hanım hatırlıyorsunuz. Zaten sen naif bir insansın. Sen tartışma çıkartmazsın. Her şey eyvallah dersin. Bakıyorsunuz o kişi gerçekten iş yerinde o verdiğimiz konuşmayı, o verdiğimiz manipülatif yaklaşım. Biz belki manipülatif olarak yapmıyoruz ama o onu yaparak kendini hakkını savunmamayı öğreniyor. Evet. Bu da çok kıymetli. Onun yerine her zaman şunu deriz. Çocuğa bir tabir vereceğimiz zaman sen çok çalışkansın, sen çok zekisin, en zeki sensin demek yerine aslında hayran kaldın, ne kadar azim ettin, ne kadar başarmak için azimle çalıştın. Tebrik ediyorum. Yani çocuğun çabasını övün. Hı hı. Çocuğun yaptığı şeyin bir ona etiket vermesinden ziyade ne kadar yapmıştan ziyade çabasını övün. Çok kısa bir araştırmadan bahsetmek istiyorum. Yani yurt dışında bir araştırma yapıldı. Araştırma şöyle diyorlar ki hadi iki tane grup alalım öğrenciler. İki gruba da şöyle bir test verin. İkisine de bir test veriyorlar. Bir tanesine diyorlar ki testin sonucuna göre sen çok zekisin, çok zekisin. Sadece zeki ve çalışkan olduğunu zeki olduğunu yani zekasıyla bunu başardığını söylüyorlar. Diğer gruba ise Nihan Hanım çabalığın için çok teşekkür ederiz. Çok güzel çaba sarf ettiniz ve çok iyi bir başarıya kazandınız bu çabanız sayesinde diyorlar. Şimdi daha sonra diyorlar ki bakın diyorlar iki gruba da A ve B grubuna. Şimdi ikinci level'a geçiyoruz. İkinci level birazcık daha zor olacak. Kimler katılmak istiyorsa ona göre bir katılım şeyi alalım. Çok zekisin. Zekana hayran kaldık diyen çocuklar katılmak istemiyorlar. Ama çabana hayran kaldık. Çabanı tebrik ediyorum. Çok güzel çabaladın ve başardın denilen çocuklar ikinci seviyeye de gelmek istiyorlar. Çünkü diyorlar ki benim zekamla alakalı değil. Çabalarsam olabilir. Çabalamazsam olmaz. Demek ki benim çabamla alakalı bir şey diyerek ona doğru yöneliyorlar. Ne demek istiyoruz bunların yanına?
Demek ki biz insanları etiketlediğimiz zaman sen şöylesin, sen böylesin, ona binaen hareket etmelerine inanıyorlar. Ben zekiysem zeki gibi olmam lazım. Ama ya zeki gibi olmazsam beni puanlayacaklar. Ya öyle olmazsam, ya çok tertipli düzenli olmazsam. Oradan bir şekilde sıyrılmak istiyorlar. Sorumluluk almıyorlar. Ama biz bir insanın çabasını çabaladın. Eline sağlık. Kızınız mesela çalışmıyor mu? Aa kızım çabaladın. Çabanı tebrik ederim. Elinden geleni yaptın. Çok büyük başarı. Gerçekten çabanı tebrik ederim derse kişi çabasını ve azmini daha da artırma yoluna gidecektir. Evet. Bunu da özellikle ebeveynler için bir tavsiye olarak ekleyelim. Evet. Yani. Çok çok önemli, çok gerçekten kıymetli kısımlardan birisi. İnşallah ihmal edilmesin diyelim. Sıradaki sorumuz şöyle. Pasif agresif tepkilerim oluyor, sert bir mizacım var. Eşim ve çocuğumun zaman zaman benden korktuklarını, bu yüzden yalana başvurduklarını görüyorum. Üslubumu ve mizacımı nasıl yumuşatabilirim? Şimdi bu tarz tepkilerin yanım, eğer ki kişi pasif agresif tepkiler veriyorum diyorsa bunu öğrenmiştir. Bayan olsun, erkek olsun, anne olsun, baba olsun, bunu siz bir şekilde öğrenmişsiniz. Bunu muhtemelen büyüdüğünüz anne babanızdan öğreniyorsunuz. Aa annem bak böyle tepki veriyordu, ben de böyle tepki vereyim diye. Yani eşiniz sizden bir şey istiyor, aa tamam olmasın diye böyle ona böyle sert bir şekilde tepki veriyorsunuz mesela. Ve bir kız eşiniz de ister istemez buna kırılıyor. Aa tamam bu kadar kırılmasın, bu kadar rahatsız olmasın diye ne yapıyor? Bir şeyleri tam olarak size söyleyemiyor. Ne oluyor bu biliyor musunuz? Güven zedelenmesine sebep oluyor. Güven zedelenmesi eşinizin size yalana başvurması değil. Yalana başvurmadan önce sizin yaptığınız hareketlerinden dolayı eşiniz hayal kırıklığı yaşamış. Eşinizde güven problemi yaşamış sizinle alakalı ve kendini koruma amaçlı ve çocuğunu koruma amaçlı verdiği yalansa sadece savunma mekanizması. Aslında yalan söyleyen bir hanımınız ya da çocuğunuz yok. Sadece savunma mekanizması geliştirmeleri için onlara siz kapı açmışsınız. Ve bu savunma mekanizmaları sağlıklı olmayabilir ki sağlıklı bir başa çıkma metodu değil. Ama sizin verdiğiniz yöntem de onları maalesef rahatsız etmiş. Burada lütfen şunu tavsiye edeceğim. Pasif agresif tepkileri var ve sert mizacı varsa eşinizin. Lütfen ve bunu fark eden bir insansa ilk önce lütfen bir psikiyatriste gidin. Çünkü bu sert yaklaşımlar, öfke patlamalarınız çok zarar verecek duruma gelebilir. Bunun için belki de bir öncelikle bir ilaç kullanmanız gerekebilir. Aynı zamanda böyle bir yapınız varsa kalbinize de etki ediyordur bu. Kalbinize de zarar bu aslında. Sağlıklı bir durum değil. Akabinde lütfen bir terapiste gidin. Yani sizi toparlayacak, bu agresif yaklaşımınızı daha düzenli hale getirecek uzmandan bir destek alın. Ve bunun da bu kadar kıymetli olduğunu ve siz iyileşirseniz o çocuk da iyileşecek. O çocuğun kuracağı yuva da iyileşecektir. Bunun lütfen bilincinde olun. Ama siz iyileşmezseniz, siz kendinizle alakalı bir yatırım yapmazsınız, siz kendinizle bununla alakalı değer vermezseniz, yarın bir gün çocuğunuzdan yanının aynı sizin gibi bir adamla evlenecek. Ve o çocuk da maalesef belki de sizden çok daha zorlantı yaşayacağı bir adamla evlenecek. Evet. Çok daha zorlu bir çocuk yetiştirecek. Lütfen sizin şu an kendinize yapacağınız yatırım, terapi yatırımı şu an sadece size yatırım yapmıyor. Çocuğunuza ve torununuza da yatırım yapmış oluyorsunuz. Hı hı. Artık soyunuz ne kadar ömrünüz varsa ve en önemlisi ilişkinize ve eşinize de yatırım yapıyorsunuz. Bunu lütfen çok küçük görmeyin. Sadece üslubumu nasıl yumuşatabilirim? En güzel yöntemi farkındalığınız artmasıdır. Farkındalık da en güzel terapi yöntemiyle artar. Çünkü siz bir şekilde ya koruma içgüdünüzle ya fazla böyle kontrol içgüdünüzle pasif agresif tavırlar sergileyip sert yapıyorsunuz eşinize. Ama çok güzel bir söz var, çok severim. Peygamber Efendimiz söylediği bir kelime sana mesela. Şöyle söyler, der ki kadınlar der erik yemininden yapılmıştır. Yani ne onu çok sıkacaksın, ne onu çok böyle şey yapacaksın. Sıktığınız zamansa kırılır o erik yemini. Ve kırarsınız o kadını. Yani lütfen eğer ki bunun konuda biraz hassas bir insansınız. Maalesef bu konuda ne yanılım hassasiyetler çok görmüyorum. Bunu çok üzülerek söylüyorum. Yani dini olarak yaklaşımlarımızı sadece namaz kılmak ve oruç tutmak ve sadaka vermekten ibaret sanıyoruz. Kadınlara iyi davranmayı, eşlerimize iyi ve yumuşak olmayı ki bununla alakalı Peygamber Efendimiz'in bir sürü örnekleri varken bununla alakalı yaklaşımlara yaklaşmak yerine başka taraflardan dini olarak kendimizi gösteriyoruz. İçinizden en hayırlınız eşinize karşı iyi davranandır, eşinizin razı olduğudur, yumuşak huylu olanınızdır en iyisi dediği halde ve kendi hanımlarına karşı çok yumuşak olduğu halde bunları uygulamayan bir nesilden
bunları uygulamayan bir ümmetten bahsediyoruz. Benim belki kusura bakmayın haddime değildir bu konuya girmek ama seanslarda da bunu çok fazla gördüğüm için insanların çok rahat dini ben bu kadar dindar bir insanım, ben şöyle dindar bir insanım diyerek eve geldikleri zaman bir güler yüzü bile hanımından esirgeyen, bir güzel sözü bile hanımdan esirgeyen, sanki çok büyük bir şeymiş gibi yapan insanlarımız var. Maalesef ki var. Bunlar da zannetmesinler ki haddime değil belki ama cennet bu kadar kolay kazanılmıyor. Çünkü siz eğer bir kalp kırdınız ise Yunus Emre'nin dediği gibi bu kıldığın namaz değil. Eğer bir kalp kırdın ise diye. Çok hassastır bu kalp meselesi. Lütfen özellikle bizi dinleyen beyefendiler varsa ya da yarın bir gün YouTube'da açılacak beyefendiler varsa önce lütfen hanımınızın kalbi. Siz hanımınızın kalbini yumuşak tutarsanız inanın hem çocuğunuz bundan razı olur hem de inancınızdan dolayı bundan size razı olunursunuz. Lütfen özellikle bunu vurgulamak istiyorum. Çünkü sadece biz camiye giderek çok dindar olmuyoruz. Ya da Müslümanlık sadece o değil. Öyle olsa da öyle öğrenilir. Derdik ki tamam namaza 5 vakit gittiğiniz zaman çok iyi Müslümansınız. Hayır öyle bir şey değil. Lütfen ilk önce yapmamız gereken şeyler hanımımız, eşimiz, onun kalbi. Çünkü bilemezsiniz ki o kalbin içinde neler var, kırdığımız kalbin içinde. Bununla alakalı çok küçük bir şey söyleyeceğim. Eğer ki çok etkilendim bir sohbet duymuştum bunun yanına. Belki bu konuda tamamen psikolojik kimliğinden sıyırarak söylemek istiyorum. Yani bir vatandaş gibi bir sohbet duydum. Bir hocanın lafı var derdi ki biliyor musunuz hanımlar üzülünce Allah hemen cevap verir derdi. Ya, nasıl ya der dedim ben nasıl hemen cevap veriyor. Evet evet dedi hanımlar üzülsün gözyaşı döksün Allah hemen cevap veriyor derdi. Neden böyle söyledi diye merak ettim. Dedi ki bir tane sure var dedi mücadele suresi dedi. Ayet şöyle başlar Allah o hanımın sözünü duydu işitti diye başlar dedi. Ve demek ki dedi siz bir gözyaşı döktüğünüz zaman Allah bunu hemen duyuyor ve fark ediyor. Ve lütfen bu kadar kıymetli olduğunuzu fark edin. Hanımefendilerin bir kadın olarak tek görevi çocuk bakmak ya da ev temizlemek değildir. Siz bir eş olarak da bir beyefendi olarak da sanki bu hanımefendinin göreviymiş, yapması gereken zorunlulukmuş gibi de bakmayın. Hanımefendi bunları yapıyorsa bunun Allah'ın verdiği bir duygudan dolayı yapıyordu. Ve bunu zorunlu değildir. Bu farz olan bir şeyler değildir maalesef. Değildir yani. Evet. Bu kadar Allah rahat bırakmış. Lütfen siz de o hanımefendiye bir emanet gibi bakın. Emanet gibi sahip çıkın. Hep her zaman söylüyoruz. Eğer siz o emanete güzel bir şekilde bakarsanız hayatta ne verilirse verilsin. İnanın her zaman hayatta bunun bir fiziki kuralıdır. Verdiğiniz şeyi geri alırsınız. Muhakkak bu size geri dönüş yapar. Geri dönüşte İnanın bana o hanımefendi belki yalan söylüyorsa yalan söylemeye bırakacaktır. Çocuklarınız belki de çok daha güzel evlilikler, çok daha güzel bir hayatı olacaktır. Evet. Bu dengeyi iyi kurmak gerekiyor İnanın. Biz bu dengeyi ne kadar sağlıklı kurarsak işte o zaman gerçek başarıya ulaşıyoruz. Gerçekten kendimizle alakalı iyi bir yere geliyoruz. Farkındalık çok kıymetli. Lütfen farkındalık varmaya çalışırken de bu söylediğim bilgileri de fark edin. Ve bununla alakalı kendinize iyi tutmayın. Hanımınıza iyi davrandığınız zaman yumuşak bir erkek olmuyorsunuz. İyi kalpli güzel bir erkek oluyorsunuz. Ve yumuşak davrandığınız zaman da hanımınıza bu sizi belki de manevi alemde daha farklı bir yere çıkartıyor. İlişkiniz anlamlı da. Bunu kötü, düşürücü ya da ben kötü bir erkeğim gibi bakmayın. Bu sizi iyi bir insan yapar. Bu sizi hatta eğer ki İnanan bir Müslümansa iyi bir Müslüman da yapar. Yani şahidim bu sözlerinizi böyle bir levha haline getirip her yere asmak istiyorum. Billboardlarda yayınlamak istiyorum. Gerçekten çok önemli bir noktaya değindiniz. Tabii ki dinin gereklerini, farzlarını yerine getirelim ama farzın riyası olmaz ya. Namazın zaten olması gerektiğini biliyoruz. Farzların ne olduğunu zaten biliyoruz ama bir diğer bildiğimiz şey de tabii ki kul hakkı ve kalp kırmanın da doğrudan kul hakkına girmek olduğunu biliyoruz. Bize bunu hatırlattınız aslında. Ben çok ara parantez şunu da eklemek istiyorum. Genelde hani psikologların daha nötr ve objektif olması gerektiğinden bahsediliyor hep. Evet. Seans odasında elbette objektif ve nötr olunuyor. Yani karşıdaki kişinin dini yaklaşımla alakalı bir talebi yoksa, böyle bir konu açmak istemiyorsa, böyle bir şey konuşmak istemiyorsa terapist de orada bir tebliğ görevi görmüyor. Çünkü karşıdakinin böyle bir talebi de yok. Psikoloğun böyle bir görevi de yok. Onun olacağı ortamda bu değil. Ama burada herhangi bir izahta bulunurken siz kendi kimliğinizi ortaya koymaktan çekinmiyorsunuz. Ben bunun için size teşekkür ediyorum ve tebrik ediyorum. Çünkü bundan çekinmememiz gerekiyor.
Evet, biz elhamdülillah Müslümanız ve bununla hemhal olmaya çalışan, elimizden geldiğince bu konuda gayret gösteren bir insan olarak, bir yandan da böyle bir insan olarak mesleğimizde psikologluk. Ama bu bizi tamamen her konuda nötr, objektif yapmıyor. Olmamamız da gerekiyor. Hayatın her alanında, bulunduğumuz her yerde kendimizi bundan soyutlayacak değiliz. Evet. Her düşüncede, her zihniyette alanında uzman kişiler olduğu gibi biz de bunu sakınmak ve gizlemek durumunda da değiliz açıkçası. Şunu söylemek Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Şunu da söylemek gerekiyor. Biz terapiyi alırken insanlara ilk önce şunu söyleriz. Terapi programımızı hazırlarken size iyi gelen şeyler neler? Kaynaklarınız neler? Kaynak çok kıymetlidir bizim için. Bir kişi için yoga çok kıymetliyse yoga yapmak, meditasyon yapmak. Çok kıymetliyse bu insanlara zikir çekin demiyoruz. Evet. Yani bunu ekstradan bir söyleyeyim. Evet. Ya da bir insana zikir çekmek, ben zikir çekerken ya da bir namaz kılarken rahatlıyorum diyorsan, bu kişi hayır yoga yapmalısın demiyoruz. Böyle bir ekolümüz ya da böyle bir etiğimiz yok. Evet. Etik olarak ilerlemek çok kıymetli. Evet. Etik olarak yaklaşmak çok kıymetli burada. Burada kim ne olursa olsun, hangi düşünceden, hangi dünyadan, hangi hayat tarzından gelirse gelsin. Önemli olan kabulümüzdür. Sadece belirtmek istediğim şey şuydu, her zaman söylüyorum. Biz nerede yaşıyoruz, ne için hayatta devam ediyoruz ve yaşadığımız şeyde eğer ki dini referansları aldıysak, dini referanslarımız bunu da söylüyor. Kadınlara karşı olan hassasiyeti ve kadınlara karşı olan hakkı ve hukuku da söylüyor. Evet. Bunu da fark edin. Bunu da fark etmemiz, beyefendi için ne iyi gelecekse farkındalığımızı arttırmamız işte bize bu iyi gelecektir, evet, demeye çalıştığımız buydu. Ağzınıza sağlık Şehadet Hanım. Şimdi sıradaki sorumuza geçelim hızlı bir şekilde. Şöyle soruyor izleyicimiz. Ben deprem bölgesinden mesaj gönderiyorum. Çok geçmiş olsun diyelim öncelikle. 4 tane kızım var. 16 yaşındaki kızım çok etkilendi. Ruhsal çöküntü yaşıyor. Ne yapabilirim? 13 yaşındaki de daha çocukça davranıyor. Yardımcı olur musunuz demiş. Tamam. Şimdi şöyle Nihan Hanım. Biz böyle 3 ay ile 6 ay bazen gözlemde kalmayı bazen sağlıklıyoruz. Ama akut olduğu dönemlerde değil. Şimdi ne oluyor? 16 yaşındaki kızın hareketleri değişmeye başlıyor. Muhtemelen kaygısı artmıştır. Korkuları artmış olabilir. 13 yaşındaki çocuk da tam önergenlik döneminde sorumluluk alması artacakken şu an duygu durumunu kontrol edemediği için çocuksu hareketlere doğru dönmüş olabilir. Çünkü şu an çocuklar işte oyun oynayarak atmaya çalışıyor ya zihninden. Şimdi çocuklar bunu yaşadıkları travmaları, sıkıntıları oyunlarla atmaya çalışırlar. Bebeklerle oynarlar, işte zıplarlar. Çünkü o deprem bölgesinde çok oyun oynayan çocuk gördük o karda kışın yanın. Allah yardımcılı olsun. Ekstradan da söyleyelim. Ama diğer türlü baktığımız zaman da çocuklarda böyle bir değişim olduğu zaman etkilenmişler. Etkilenmeleri her zaman negatif olarak bakmayın. Hmm. Etkilenmişler ki çözüm yolu bulmaya çalışıyorlar. Şimdi deprem bölgesinde 16 yaşındaki kızı varsa online olarak, ücretsiz olarak, evet, destek veren yerler var. Lütfen internetten baksınlar. Belli dernekler özellikle bunlarla alakalı çocuklara, gençlere destek veriyorlar. Online olarak destek belki çok kısa bir sürede toparlayacak kızınız. Evet. Bunlarla alakalı destek alsın. Zannedince 13 yaşındaki kızı da alabilir gibi geliyor. Terapatik destek 13 yaşa da veriliyor. Bunlarla alakalı. İkisinin de terapatik destek almasına çok kıymetli var. Şimdi diğer türlü de şöyle bir şey yapın. Bazen bir olayı yaşadığımız zaman kötü bir olayı, deprem olur, sel olur, felaket olur. Çocuklar ne yapar ne yalanı biliyor musunuz? Özellikle 3 yaşında, 2-3 yaşında. Danışanlarımın çocuklarından da bunu çok duyuyorum. Sürekli anlatırlar. Biliyor musun şöyle şöyle oldu. Bir amca geldi, arabayı vurdu, kaza yaptı. Biz böyle kaldık şimdi. Öyle mi oldu? Sonra ne oldu? Düşünüyor. Sonra ne oldu? Hastaneye gittik. Sonra abla geldi, sardı falan anlatıyor böyle. Çok küçük kendi kelimelerine bakın. 3-4 yaşındaki çocuktan bahsediyorum. Şimdi ne oluyor? Bu çocuk, biz yardım misafir geliyor. Biliyor musun? İki araba geldi, vurdu. Doktora gittik, sonra 5 gün, 10 gün, 1 ay sonra bu azalmaya başlıyor. Çocuk ne yapıyor biliyor musun? Söyleye, söyleye, anlata rahatlıyor. Ve içindeki o şey gidiyor. Sonra bunu oyuncaklara döküyor. Oyuncaklar 2 tane arabayı çarpıştırıyor. Sonra hastaneye götürüyor. Hastanedeki olaylara falan anlatıyor. Böyle böyle rahatlatıyor. İşte Nihan Hanım, biz de konuştuğumuz zaman, biz de olayları tekrar tekrar konuştuğumuz zaman işte bir şekilde rahatlamaya çalışıyoruz. Hani derler ya, ay hadi gelin kızlar iki konuşalım da bir rahatlayalım. Hani bu
tabiri çok yaparız böyle şeyde, kızlar arasında, kadınlar arasında yapılır. Hani aynı onun gibi komşular arasında yapılan şeyler gibi, böyle buluşmalar gibi. Bazen gelin isterseniz çocuklarınızla, hadi bakalım çocuklar ne oldu ya, hadi biraz konuşalım demeye çalışın. Özellikle 16 ve 13 yaşındaki kızla. Sonra deyin ki çok korktuk değil mi kızlar, ben de çok korktum. Çok üzüldük, çok canımız yandı. İşte bunları birazcık duyguları empati etmeye çalışın. Yani empati vermeye çalışın. Daha sonra dedim ki bunların hepsi geçecek biliyor musun? Ayşe kızım 5 yıl sonra bir bakacaksın sen üniversiteye gitmişsin. Şöyle olacak, böyle olacak. 13 yaşındaki kızınıza da sen işte o liseye gittiğinde böyle olacak. Bak bunları göreceksin diye birazcık daha pozitif pozitif yaklaşmaya çalışın. Bunun dışında çok fazla aman üzülme, aman kafana takma demek maalesef işe yaramaz. Bunlarla alakalı en iyi yöntemlerden birini yanım hep diyorum ya lütfen. Uzmandan bir destek alsınlar. Ücretsiz deprem bölgesindekilere yardım ve destek hatları var. Bazı psikoloji merkezlerinde yaptıkları yerler var. Bunlarla alakalı lütfen destek alsınlar. Çünkü bu bir protokol ve protokol eşliğinde yapılıyorlar. Bir süpervizyon eşliğinde yapılıyor bu ekip arkadaşları. Bunlar hala çalışıyorlar. Lütfen bunlardan destek alsınlar. Evet. Kolaylıklar dileyelim. Dediğiniz gibi çok yaygın ve çok fazla var ücretsiz destek sağlayan uzmanlar. İnternetten arattığınız takdirde de ulaşabilirsiniz. İhmal edilmesin lütfen. Faydalanmaya çalışalım. Başka sorularınız olursa da biz de her zaman buradayız. Elimizden gelen cevabı vermeye çalışıyoruz. Sıradaki sorumuz şöyle. Yaklaşık bir 6-7 dakikamız var Şehadet Hanım. Bir ortamda çok ve boş konuşuyorum. Bu da benim saygınlığımı azaltıyor. Kendimi arkadaş ortamına girdiğimde kontrol edemiyorum. Sanki ben konuşmazsam sohbet ortamı oluşmayacak, herkes sıkılacak diye düşünüyorum ve gereksiz konuşmalara giriyorum. Eve döndüğümde çok pişman oluyorum. Kendimi nasıl kontrol edebilir ve saygınlığımı oluşturabilirim diye sormuş. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir soru sormuşlar. Normalde hani olur ya yani bazen bir ortama keşke niye bunu dedik ya, niye bunu söyledim ya, niye kendimle alakalı bu bilgileri verdim deriz ya. Hani sanki o tarz olan kaygıların toplanmış, bütünleşmiş hali olarak göndermiş biz hanımefendi. Çok teşekkür ederiz. Şimdi şöyle bir şey var. Siz nerede şöyle bir şey öğrendiniz ki ben olmazsam o sohbet ortamı yürümeyecek? Ben olmazsam insanlar konuşmayacak. Nerede bunun sorumluluğunu aldınız? Bu sorumluluğun altında Nihan Hanım kurtarıcı rolü birazcık gizli aslında. Sizin kim böyle bir sorumluluk verdi? Bu sorumluluğuna olan inancınız ne zaman meydana geldi? Kendinizle alakalı. Ben olmazsam işte bu sohbet yürümez, ben olmazsam burası güzel olmaz. Neden bu kadar büyük bir sorumluluk kendinize verdiniz? Ne zaman ya da hangi çocukluğunuzun hangi döneminde? Bunu vermenizin sebebi neydi? Çünkü ben neşelendiren bir insanım ortamı. Çocukluğumdan beri annemler hep konuş et sen şakalaşma derlerdi size. Ya da başka bir insana derlerdi siz bunu kendinde ben de böyle olmam gerekiyor diye bir inanç mı gerçekleştirdiniz? İnanca mı doğru gittiniz kendinizle alakalı? Buna bakılması gerekiyor. İlk önce farkındalık çok kıymetli. Bakın bakalım hangi yaş grubunda öğrendiniz bunu? Ya da hangi yaş grubu bir ortama girdiği zaman sürekli konuşur kendini durduramaz? Bakın bakalım hangi yaş grubuna doğru gidiyorsunuz? 6 yaş mı? 10 yaş mı? Genelde ergenler çok artık eskisi kadar çok konuşmayı sevmiyorlar Nihan Hanım ama bir bak bakalım, bakın bakalım ön ergenlik mi yoksa ön ergenlik öncesi mi? Nereden bu duyguyu aldınız da duyguyla beraber aslında tepkisel yaklaşıyorsunuz kendinize. Yani o duygu böyle olmam gerekiyor. Evet ben neşelendireyim, ben orada güzelleştireyim ortamı. Ama günün sonuna bir bakıyorsunuz, iseniz tepkiyi almıyorsunuz. Çünkü o verdiğiniz tepki ya ben güzelleştireyim diye düşünce tarzınız daha küçük yaşlara ait bir düşünce tarzı. Beklediğiniz ilgi, alaka, değer şu anki yaş grubunuza ait. Farkında mısınız? 2 yaş arasında bir dengesizlik var. Biri 6 yaşsa biri belki 25 yaş, belki 30 yaş. Nereden baksak arada 20-25 yaş kadar bir fark var. Demek ki siz buradan bir şekilde kendinizi suçlayacak hale geliyorsunuz ve bir şekilde beğenmiyorsunuz konuşmanızı ve diyorsunuz ki ben saygınlık görmüyorum. Eğer ki siz toplum içinde durmanız gereken 30 yaşındaki bir insan gibi davranmanız gerekirken 6 yaşında ya da 10 yaşında gibi davranırsanız 30 yaşındaki bir insan gibi muamele göremezsiniz. Ve siz eğer ki ben öyle davranayım ama öyle bana bakılsın işte ya da ben 30 yaşındaki gibi davranayım ama ben sanki ortamı neşelendiren bir insan gibi olayım derseniz o da olmaz. İlk önce bu ayrışmayı iyi yapmak gerekiyor. Bazen yanın bağlanmalarda ayrışma çok sağlıklı olmayabiliyor anne bağlanmalarında. Bazen kişi hala aynen ayrışmamış olabiliyor 30 yaşına geldiği zaman. Ama burada ise
iki tane ayrı bir kategori var ama burada tam sağlıklı bir şekilde ayrışmamışlar. Buna iyi bakmak gerekiyor. Yani ne yapacağız? Hanımefendi lütfen şöyle bakın. Acaba siz şu an kaç yaşındasınız? Bu yaşa uygun davranış ne? Neden bu yaşa uygun davranıştan ziyade çocuk bir yaşındaymış gibi bir beklentiniz var? Yani ben neşelendirmek zorundayım. Sizin böyle bir sorumluluğunuz, bir göreviniz yok. Bu görevi size kim verdi? Biraz ağır gelecektir. Evet. Bu görevi size kim verdi? Ya da siz dediler mi, aa, neşelendirmen gerekiyor senin hep ortamı diyerek mi siz buna inandınız? Şimdi alın ve ben bu görevi feragat ediyorum. Bu görevi artık istemiyorum deyin kendinize. Ben artık yaşıma göre, konuma göre saygın bir tarz istiyorum deyin. Şunun gibi düşünün, yani ilkokula giden bir öğretmenin, ilkokul öğrenci olan bir öğretmenin sürekli çocuklar gibi aynı hareketleri yapması, eğlendirmesi, o çocukların öğrenmesine katkı sağlar mı? Sağlamaz. Çocukları eğlendirerek öğretebilir ama aynı onlar gibi davranarak öğretemez. Evet. O yüzden zaman zaman diyoruz ya Nihan Hanım, siz çocuklarınızın arkadaşı değilsiniz, anne babasısınız. Aynı arkadaş olma moduna geçmeyin. Çünkü arkadaş olduktan sonra aynı saygınlığı, aynı değeri göremeyebilirsiniz. Aynı bunlar gibi. Siz onları bekliyor diye belli bir yaş grubuna inersiniz kendinizle alakalı. İşte o zaman suçluluklar ve pişmanlıklar meydana gelir. Ben niye saygı göremiyorum, ben niye değer göremiyorum? Mesela şunu yapın bundan sonra. Bir arkadaş ortamına gideceğiniz zaman onlar beni güldürsün ya diye bakın. Bu sorumluluğu ben feragat ettim. Bu sorumluluk bana ait değil. Ben bu sorumluluğu istemiyorum. Arkadaşlarım beni güldürsün diye bakın. Ve bakın bakalım ne oluyor. Bırakın ortam eğer sessiz, sakin, kimse konuşmuyorsa bunun sorumlusu siz değilsiniz. Bu sorumluluğu almak durumunda onların kurtarıcısı değilsiniz. O ortamı mutlu ya da neşeli etmek zorunda olan bu görev sana verildi Ayşe. İşte o ortamın komedyeni ya da ortamın neşelendiricisi değilsiniz siz. Öyle bir görev verilmedi. Verilse bile almak istemiyorsanız almayın, sınır çizin kendinizle alakalı. Evet. Ve bunu almak istemiyorsanız ve bu görevi taşımak istemiyorsanız da almama konusunda biraz önce gitmeden önce kendinize bunu söyleyin. Ve lütfen kendinizi durdurmaya çalışın. Durduramadığınızı fark ettiğiniz zaman bu dürtüsellikle alakalı bir durumdur. Dürtüleri kontrol edememenizle alakalı bir durumdur. Hemen bir işaret, kendinize bir işaret, bir uyarı, bir alarm falan çalın telefonda ki farkındalığınız artsın. Yani ha, bir dakika durmam gerekiyor diye. Ama duramıyorum, çok heyecanlıyım. Hemen mekan değiştirin. Bir elinizi yüzünüzü yıkayın, lavaboya geçin. Çünkü bu kendinizi o yaş grubundan çıkartıp şu anki yaş grubunuza getirmek için bir adım olacaktır. Ve bu da ister istemez insanlar bir anda garipseyeceklerdi davranış tutumlarınızı ama bir noktadan sonra onlar da sizin yeni hareket ve davranış tutumlarınıza göre bir şey geliştireceklerdir. Bir reaksiyon geliştireceklerdir ve sağlıklı olması gereken de budur. Yani. Evet. Çünkü diğer türlü kendini hanımefendi psikolojik olarak rahatsız edeceği bir durumun içine sokuyor maalesef. Çok teşekkürler Şehadet Hanım cevaplarınız için. Yine dolu dolu cevaplar verdiniz bütün sorularımıza. Ancak yine yetiştiremediğim sorularımız oldu. Biz hepsini akışımıza ekliyoruz. Önümüzdeki soru cevap bölümünde de hepsine yer vermeye çalışacağız. Ağzınıza sağlık, ayaklarınıza sağlık. Çok sağ olun. Kendini bilmekte bugünkü soru cevap bölümümüzün de sonuna geldik. Umarım izleyen herkes için faydalı olmuştur. Tekrar görüşünceye dek kendinize iyi bakın.